Merhaba değerli kitap severler. Bugün sizler için Robert Louis Stevenson'ın Define Adası kitabını okuyacağım. Unutmayın, güzel şeyler paylaştıkça çoğalır. Sizin de bu kitap hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla bu kitabı paylaşmayı unutmayın. Şimdi kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bu güzel kitabın keyfini çıkarın. Yeni kitap videoları yüklendiğinde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Define Adası, Robert Louis Stevenson. Seslendiren Mehmet Emre Dağlı. 1. Bölüm. Esrarengiz Müşteri. Adım Jim Hawkins. Amiral Benbow Hanı'nı işleten bir ailenin oğluyum. İşlettiğimiz han, İngiltere'nin güney kıyılarında, limanın hemen yanı başındaki tepede, yüksekçe bir yerdeydi. Bulunduğumuz yerden limanın her yerini, limana girip çıkan gemileri rahatlıkla görebiliyorduk. Yazın çok müşterimiz olmasına karşın, han kış aylarında neredeyse boş olurdu. Yazın elde ettiğimiz kazanç, kış boyunca geçimimize katkı sağlardı. O zamanlar 13 yaşında, uzun boylu, sağlıklı, güçlü bir çocuktum. Bu yüzden babama büyük yardımlarım dokunduğunu övünerek söyleyebilirim. Tek düze bir yaşam sürüyorduk ama geçim sıkıntısı yaşamayan, huzurlu, mutlu bir aile olduğumuz söylenebilirdi. Zaman zaman değişiklik olsun diye köye gider, eşi dostu ziyaret ederdik. Neredeyse bir kasaba büyüklüğünde olan köyümüz, limandan birkaç kilometre uzaklıktaydı. Köyün içinde evimiz yoktu ama köyde bir sürü tanıdığımız ve akrabalarımız vardı. Tek ve en önemli sorunumuz babamın rahatsızlığıydı. Canım babacığım kötü bir hastalığa yakalanmıştı. Günlük yaşamında sağlıklı gibi görünse bile aslında durumu hiç de iç açıcı değildi. Böylesine sıradan geçen günlerimiz hana iri yarı yaşlı bir adamın gelmesiyle bozuldu. Aradan yıllar geçmesine karşın o günü ve o adamı dün gibi anımsıyorum. Sağ yanağındaki derin bir yara iziyle dikkat çekiyordu. Üstü başı çok pisti. Yara bere içindeki nasıllı ellerinin derisi kirden görünmüyordu. Uzun zamandır yıkanmadığı açıkça belli olan kirli, yağlı saçları paltosunun yakasını örtecek kadar uzundu. Ona ve yanındaki el arabasıyla sandık taşıyan adama sadece bakmakla yetinmiş, içeri davet etmemiştim. Hareketsizliğimi, durgun tavrımı fark eden babam bana çıkışır gibi yaptı. ''Jim, oğlum, öyle dikilip duracağını müşterilerimizle ilgilensene.'' Adamdan korktuğum için kala kalmıştım. Ben hareketsiz durmaya devam edince müşteriyle babam ilgilenmek zorunda kaldı. Nazik bir tavırla iri, yaşlı adama yaklaşarak ''Efendim, hanımıza hoş geldiniz.'' dedi. Yaşlı adam babama göz ucuyla şöyle bir baktıktan sonra bakışlarını limana doğru döndürdü. Kısa bir süre ıslık çaldıktan sonra kalın ve pürüzlü bir ses tonuyla eski bir denizci şarkısından birkaç dize söyledi. Sonra babama dönerek ''Bayım'' dedi. ''Hanı limana yakın yere yapma haklılığını gösterdiğiniz için sizi kutlamam gerekir. Harika bir manzarası var. Sanırım bol müşteriniz vardır.'' Babam üzgün bir tavırla ''Yazın bol müşterimiz olur ama bu mevsimde genellikle fazla gelen giden olmaz.'' diye karşılık verdi. Yaşlı adam keyifle güldü. ''İşte bu daha da güzel. Kalabalık canımı sıkar. Gürültüden nefret ederim. Tam yerine gelmişim anlaşılan. Burada uzun süre kalacağımı söyleyebilirim. Sizin için bir sakıncası var mı?'' ''Aman efendim, bundan büyük mutluluk duyarız.'' diye atıldı babam. ''İyi, limanı boydan boya gören bir oda istiyorum.'' ''Tam istediğiniz gibi bir odamız var. Hoşnut kalacağınıza eminim. Durun, size yardım edeyim. Sandığınızı odanıza götüreyim.'' Sözünü bitirirken el arabasına doğru gitti. Ellerini sandığa uzatırken yaşlı adam itiraz etti. ''Siz zahmet etmeyin. Tuttuğum bu adam sandığı taşır.'' Yaşlı adam içeri girerken taşıyıcı sandığı sırtlayarak onu izledi. Arkalarından giderken bir ara babamla bakıştığımızda onun da benim gibi kaygılı olduğunu fark ettim. Üst katın merdivenlerinin başına gelince yaşlı adam durup babamdan odasının anahtarını aldı. Ona 3 altın verdikten sonra ''Kaygılanmayın, sonra yine vereceğim.'' dedi. Babam altınları cebine koyarken gülümseyerek ''Kaygılanmıyorum efendim.'' diye karşılık verdi. ''Keyfinize bakın lütfen. Şey... Adınızı öğrenebilir miyim acaba?'' ''Elbette, bana kısaca kaptan diyebilirsiniz. Titiz değilim, burada barınayım, karnımı doyurayım yeter. Az sonra aşağı indiğimde yağda pişmiş yumurta ve içkimin hazır olmasını istiyorum.'' Adam merdivenleri çıkarken taşıyıcı sırtındaki sandıkla birlikte onu izledi. Gözden kaybolduklarında babama dönerek
kötü giysiler içinde kaba saba konuşan birinin kaptan olabileceğine inanmıyorum baba.'' dedim. Babam bana hak verdi. Bence de olsa olsa bir tayfa olabilir. Ama kim olursa olsun müşteri müşteridir. Hemen annene söyle de yumurta pişirsin. Mutfağa gidip anneme yeni müşterimizin istediğini söyledim. Dışarı çıkınca müşterinin sandığını taşıyan adamla karşılaştım. Onu durdurarak ''Kaptan hakkında bilginiz var mı?'' diye sordum. ''Ben de onu ilk kez gördüm.'' diye karşılık verdi adam. ''Öğrenebildiğim kadarıyla dün posta arabasıyla Royal George'tan gelmiş. Bana sessiz bir han tavsiye etmemi söyledi, sizin hana getirdim.'' Adam gidince yeniden mutfağa döndüm. Annem adamın yumurtasını pişirirken ona müşteri hakkında yeni öğrendiklerimi aktardım. Annem de en az bizim kadar merak içinde adamı beklemeye başladı. Kaptan aradan yarım saat geçtiği halde aşağı inmedi. Bunun üzerine babam bana ''Git bak bakalım kaptan nerede kalmış?'' dedi. ''Yumurtasının soğuduğunu da söyleyebilirsin.'' Babama itiraz etmemek için isteksizce merdivenlere yöneldim. Bir an önce işimizi bitirmek için koşarcasına çıktığım merdivenlerden üst kat koridora çıkınca yavaşladım. Kaptanın odasına yaklaştığımda durakladım. Kapıyı çalıp çalmamakta kararsızdım. Ne var ki geri dönemezdim. Çekinerek kapıyı çaldım. Biraz gecikme ile içeriden yanıt geldi. Gel. Ses yumuşaktı. Cesaretimi toplayarak içeri girdiğimde adamın pencere kenarında bir dürbünle limanı incelediğini gördüm. Bana dönmeden ''Tüm gemiler buradan geçer mi?'' diye sordu. Kapının yanında kalarak ''Evet efendim'' diye karşılık verdim. Sesimden kim olduğumu anlayınca ilgiyle dönüp bana baktı. Cebinden çıkardığı bir gümüş parayı bana uzatırken ''Bunu alabilirsin'' dedi. ''Üstelik daha fazla kazanabilirsin. Koya yeni bir gemi girdiğinde hemen bana bildirirsen her bir gemi karşılığında sana bir gümüş para vereceğim.'' Çok heyecanlanmıştım. Benim için zahmetsiz para kazanma yolu açılmıştı. Sevinçle ''Tamam efendim'' diye atıldım. Adam bana doğru yaklaşırken ''İki altın kazanman için başka bir iş vereceğim sana. Tek bacaklı bir denizcinin hana geldiğini bana bildirdiğin anda iki altın senin olacak.'' O da çok kolaydı. Gözümü dört açacağım efendim dedim. Şey efendim yumurtanız ve içeceğiniz hazır. Tamam sen git hemen geliyorum. Alt kata indim ve konuştuklarımızı annemle babama anlattım. Babam kaşlarını kaldırarak adamın limanı gören bir oda istemesinin nedeni anlaşılıyor dedi. Kaptan birkaç dakika sonra salona indi ve pencere kenarındaki bir masaya geçti. Annemin yeniden pişirdiği yumurtayla birlikte içeceğini de götürdüm. Karnını doyurduktan sonra sessizce içeceğini yudumlamaya başladı. Bu arada gözlerini pencereden ayırmıyordu. İçeceği bitirince bizimle tek bir kelime konuşmadan yerinden kalktı. Sendeleyerek odasına çıktı. Yaşlı adam o günden sonra da fazla konuşkan olmadı. Günün büyük bölümünü odasında geçiriyordu. Bazen bahçeden baktığımda onu dürbünüyle koyu ve çevreyi gözlediğini görüyordum. Handan seyrek olarak çıktığında da dürbününü yanından eksik etmiyordu. Hanın yanındaki bir tepeye çıkarak dürbününü gözlerine dayıyor, limanı gözlemeyi sürdürüyordu. Akşamları yaptığı davranışlar hep aynıydı. Salona inmeden perde aralığından gelenleri inceliyordu. Kaygılanacağı bir durum yoksa salona iniyor, aksi halde odasına dönüyordu. Salona indiğinde karnını doyuruyor, içkisini içiyor, sendeleyerek odasına çıkıyordu. Sarhoş olduğu zamanlar ağzına sakız ettiği bir denizci şarkısını mırıldanıyordu. Ölü adamın sandığında 15 kişi lay 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 lay. Babamla veya müşterilerle pek konuşmasa da arada bir benimle konuşurdu. Daha çok asılan ve denize atılarak öldürülen denizcilerden ve yağmalanan gemilerden söz ederdi. Kaptanın anlattıklarını anneme babama anlattığımda babam kuşku dolu bir sesle ''Sakın kendisi eski bir korsan olmasın'' dedi. Bu benim de aklıma gelmişti. Kaptanı dinlerken ondan iyice korkmaya başlamıştım. Adam çok pisti. Hana geldi geleli giysilerini yıkattığında değiştirdiğine tanık olmadık. İçine kapalı tavırlarını hep sürdürüyordu. Kendisinden izinsiz olarak odasına girilmesini yasaklamıştı. Odasını sadece benim temizlememe izin veriyordu. Temizlik sırasında sandığa yaklaştığımda huzurunun kaçtığını fark etmiştim. Bir gün içinde ne olduğunu merak ederek ''Sandığını sizin için çok önemli olduğu belli.'' ''İçinde çok değerli şeyler olmalı.'' dedim. Adam birden öfkelenerek ''Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma.'' diye bağırdı. Sorduğuma soracağıma pişman olmuştum. Kendimi aceleyle dışarı attım. Babamın ölümü.
Kaptandan yalnızca biz değil, hana gelen diğer müşterilerimiz de çekiniyordu. Onunla kimse iletişim kuramamıştı. Yaşlı adam kimseye yaklaşmıyor, dostça davranmıyordu. Bu nedenle kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Yaşlı denizcinin varlığı nedeniyle müşteriler onunla aynı çatı altında olmamak için bizim hana uğramaz olmuşlardı. Böyle giderse yakında iflas edecektik. Onu gönderebilmek için aramızda tartışmaya, fikir yürütmeye başlamıştık. Bir akşam babam şöyle demişti. Verdiği paranın karşılığında handa kalma süresi bitti. Daha fazla kalabilmek için yarım para vermeye kalkışırsa kabul edemeyeceğimi söyleyeceğim. Merak etmiştim. Acaba kaptan babamın isteğine uyacak mıydı? Ne yazık ki ertesi gün sabah uyandığımda babamın hastalanmış olduğunu gördüm. Zavallı babam ateşler içinde kıvranıyor, sayıklıyordu. Annem hemen köye gidip Doktor Livesey'i çağırmamı söyledi. Handa yaşlı denizciden başka bir müşterimiz kalmamıştı. Kaygılı bir sesle, ''Anne, babam hasta, kendinde değil.'' dedim. ''Siz o adamla handa yalnız bırakmak istemiyorum.'' ''Ama yavrum, babanın acil doktor tarafından muayene edilmesi gerekir.'' Haklıydı. Hemen köye doğru yola çıktım. Doktorun evi, köyün diğer yanındaydı. Köyün içinden geçerken beni görenler önüme geçip yaşlı denizci hakkında bilgi almak istiyorlardı. Zamanım olmadığı için yanıt vermeden yürümeyi, hatta koşmayı sürdürdüm. Doktorun evine ulaştığımda kan ter içindeydim. Doktor Livesey babamın yakın arkadaşıydı. Onun durumunu öğrenince hemen hazırlık yaptı ve atına atladı. Beni de arkasına oturttu. Atını hızla koşturduğu için kısa zamanda hana ulaştık. Doktor babamı büyük bir dikkatle tepeden tırnağa muayene etti. Annemle ben soluğumuzu tutmuş, doktorun yapacağı yorumu bekliyorduk. Sonunda doktorun babam hakkında söylediği acı gerçekle yürekten yaralandık. Babamın çok az ömrü kaldığını öğrenmiştik. Yaşamımız bir anda ters yüz olmuştu. Annemin de benim de yüzüm gülmez olmuştu. Bu arada yaşlı denizci babamın hastalığından yararlanarak handa kalmayı sürdürüyordu. Eski, bol mavi ceketinin altında sallanan kısa kılıcını ara sıra tehdit eder gibi sallıyor gibi geliyordu bana. Dürbünü de her zamanki gibi boynunda asılıydı. Babam hastalanmamış olsaydı onu kolayca kapının önüne koyabilirdi ama şu anda gözlerini bile açamaz durumdaydı. Bir gün kaptan yakın çevrede bir gezintiye çıkmıştı. Ben de işlerimi bitirip sobanın karşısına oturmuştum. Bir ara salonun kapısından soluk ve çirkin yüzlü bir adamın girdiğini gördüm. Onu daha önce hiç görmemiştim. Adamın sol elinin iki parmağı yoktu ve belinde uzun bir kılıç sallanıyordu. Büyük bir olasılıkla denizciydi. Adam içeriye bir göz attıktan sonra sobanın başındaki boş bir sandalyeye çökerken ''Bill adında bir arkadaşımı arıyorum. Burada mı kalıyor?'' diye sordu. ''Burada öyle biri yok. Sadece kaptan adında bir müşterimiz var.'' diye karşılık verdim. ''Onun yüzünde derin bir yara izi var mı?'' ''Var olduğunu söyleyince adamın gözleri ışıdı. ''Tamam, aradığım adam o. Beni hemen odasına götür.'' Yarım saat kadar önce dolaşmak için andan ayrılmıştı. Olsun, yine de odasını görmek istiyorum. Tam o anda avlunun giriş kapısının açıldığı duyuldu. Perdeyi aralayarak pencereden dışarı bakan adam, ''Evet, bu o,'' dedi heyecanla. ''İyi, her şeyi ondan öğrenirim artık. Hadi bakalım, kapının arkasına gizleniyoruz. Boğazını kesmemi istemiyorsan sesini çıkarayım deme sakın.'' Neler olduğunu anlayamıyordum. Birden büyük bir korkuya kapıldım. Adamın beni kolumdan tutup çekmesiyle kapıya sürüklendim. Kapı açıldığında ilk anda kaptan bizi göremeyecekti. Az sonra kötü şeyler olacağına dair hiç kuşkum yoktu. Çok heyecanlanmıştım. Kaptan az sonra salona girdi ve sağa sola bakmadan her zaman oturduğu masaya doğru yürüdü. Sandalyesine çökerken yanındaki adam kapıyı kapattı. Alaycı bir sırıtışla ''Merhaba Bill'' diye seslendi. Adam kaptanın doğrulmasına fırsat vermeden koşup omzuna bastırdı. Boğuk bir kahkaha atarak ''Ne o arkadaşım? Neden sararıp soldun böyle?'' dedi. ''İnsan dostlarını görünce sevinir benim bildiğim.'' Kaptan gerçekten de sararıp solmuştu. Buna karşın yine de korkusuz bir tavır sergilemeye çalıştı. ''Doğrusu ya beni bu kadar kolay bulabileceğini sanmıyordum. Söyle bakalım kara köpek, benden ne istiyorsun?'' Kara köpek alaycı bir kahkaha attıktan sonra ''Yanıtını bildiğin soruyu sormanın ne gereği var?'' dedi. Altınları ve haritayı verirsen sana zarar vermeden çekip giderim. Kaptan kendini epeyce toparlamıştı. Biraz daha rahat bir tavırla anlaşıldı, senin elinden kurtuluş yok dedi. Neyse önce biraz içecek içelim de rahatlayalım.
Sonra isteğini yerine getiririz. Kara köpek bana dönerek, ''Çocuk, adamı duymadın mı?'' diye azarladı. ''Hemen bize içecek getir.'' Koşarcasına gidip durumu anneme anlattım. Onun hazırladığı içecek şişesini ve bardakları götürüp adamların masasına bıraktıktan sonra aceleyle dışarı kaçtım. Heyecanım biraz yatışır gibi olunca merakla gidip kulağımı kapıya dayadım. Adamların ne konuştuklarını çok merak ediyordum. Önceleri alçak sesle sakin sakin konuşan iki adam çok geçmeden birbirlerine bağırmaya başlamışlardı. Salonda büyük bir gürültü kopmuş, masa ve iskemleler devrilmeye başlamıştı. Korkuyla kapıdan uzaklaşıp annemin yanına gittim. Annem ve ben korku içindeydik. Adamların az sonra bize de zarar vermeyeceklerinden emin olamazdık. Kısa bir süre sonra salonun kapısının açıldığını gördüm. Kara köpek kanlar içinde salondan fırladığı gibi çıkış kapısına doğru koştu. Yaşlı denizci elindeki bıçakla onu kovalıyordu. Kara köpek bahçe kapısından çıkıp gözden gitince kaptan kovalamayı bırakarak salona döndü. Görebildiğim kadarıyla yorgunluktan göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Tüm cesaretimi toplayıp yanına gittim. Rengim sapsarıydı. Heyecandan titreyen bir sesle ''Bir isteğiniz var mı efendim?'' diye sordum. Adam boğazından hırıltılı sesler çıkararak ''Çabuk su getir, çabuk!'' Koşarak mutfağa gittim. Suyu alıp getirdiğimde adamın yerde çırpındığını, boğulacakmış gibi hırıltılar çıkardığını gördüm. Telaşla anneme seslendim. ''Anne, gel, kaptana bir şey olmuş.'' Annem gelip de adamı o şekilde görünce gözlerini iri iri açarak ''Neler oluyor böyle aman Allah'ım?'' diye bağırdı. Ne yapacağımızı bilemeden şaşkın şaşkın adama bakarken ''Doktor Livesey gelmesin mi?'' Babamı kontrol için sık sık gelirdi. Onu görünce dünyalar bizim oldu. Annem yardım elini uzatabilecek bir dost bulmanın mutluluğuyla ''Bay Livesey, şu başımıza gelenlere bak hele.'' dedi ağlamaklı bir sesle. ''Adam ölecek galiba.'' Doktor adama bakarken ''Adam sara nöbeti geçiriyor.'' dedi. ''Kaygılanmayın şu an, onun için bir ölüm tehlikesi yok.'' Annem rahatlayarak ''Siz onunla ilgilenirken ben de eşimle ilgileneyim.'' dedi ve yanımızdan ayrıldı. Doktor, yaşlı denizcinin ceketinin gömleğinin koluna geri sıvadı. Kolun dövmelerle kaplı olduğunu gördüm. Bilekle dirsek arasında birkaç sözcük, kolun yukarı kısmında, dar ağacında asılmış bir adam resmi vardı. Doktorun isteği üzerine bir leğen getirip denizcinin kolunun altına tuttum. Doktor neştalle adamın kolundaki bir damarı açtı. Leğene ince ince kan sızmaya başladı. Önce içim bir tuhaf olduysa da çok geçmeden bu görüntüye alıştım. Yaşlı denizci bir süre sonra gözlerini açtı. Şaşkın şaşkın doğrulmaya çalışırken ''Kara köpek, neredesin kara köpek?'' diye bağırdı. ''Burada bizden başka kimse yok.'' dedi Doktor Livesey. ''Ben doktorum. Siz neredeyse öldürecek bir kriz geçirdiniz. Eğer yaşamak istiyorsanız bir hafta süresince yatıp dinlenecek ve bir damla bile alkol almayacaksınız.'' Denizci o kadar halsizdi ki doktora yanıt veremedi. Doktorla birlikte onun koluna girerek güçlükle odasına götürdük. Yatağına yatırır yatırmaz başı baygın biçimde yastığa düştü. ''Şimdi de babana bir göz atayım.'' diyen doktor odadan ayrıldı. Denizciyle baş başa kalınca ne yapacağımı bilemedim. Bir süre adama bakıp derin düşüncelere daldım. Adamın gelişiyle birlikte handaki düzenimiz tamamen bozulmuştu. Müşterilerin ayağı kesildiği için para kazanamaz olmuştuk. Babam beklenmedik biçimde hastalanmıştı. Şimdi de kara köpek lakaplı biri handa olay çıkarmıştı. Bu arada kaptan tekrar kendine gelmişti. Bana bakarak ''Jimmy, sana hep iyi davrandım.'' dedi. ''Gösterdiğin gemiler karşılığında bir gümüş paranı hemen verdim.'' ''Evet efendim, verdiniz.'' diye karşılık verdim. ''Bu davranışımın karşılığında bana bir bardak içki getirmeni istiyorum.'' Hemen itiraz ettim. ''İçki içerseniz ölebilir misiniz? Doktor Livesey az önce öyle söyledi. Bağışlayın ama istediğinizi yerine getirmeyeceğim.'' Birden öfkelenen denizci ''Sen o kafasızın sözlerini aldırma.'' diye bağırdı. ''Şunu anlamalısın ki vücudum buna alışmış. Eğer içmezsem asıl o zaman ölürüm. Bundan emin ol.'' İçki verecek olursan karşılığında fazladan bir altın daha kazanırsın. İçkiden nefret ediyordum. Birden öfkelenerek doktorun sözünden çıkmayacak ve sana içki vermeyeceğim dedi. Altının da senin olsun. İyileşince borcunu öde ve git handan. Senin yüzünden tüm müşteriler kaçıp gitti. Kaptanın ayağa kalkamayacak kadar güçsüz olduğunu bildiğim için korkusuzca konuşmuştum ama hemen pişman oldum. Adam iyileşip ayağa kalktığında ne yapacaktım? Geri geri gidip odadan dışarı çıkmak üzereyken annemin acı dolu çığlığını duydum.
babama bir şey olduğu korkusuyla birden kalbimin sıkıştığını hissettim. Koşarak babamın odasına gittim. Aklıma gelen başıma gelmişti. Annem hareketsiz yatan babamın üzerine eğilmiş, ağlıyordu. Doktor elini omzuma koyarak sevgi dolu bir sesle ''Jim, babanı kaybettik'' dedi. ''Lütfen sakin olmaya çalış.'' Sakin olmak kolay mıydı bu? Canım kadar sevdiğim babam ölmüştü. Onsuz bir yaşamı düşünemiyordum bile. Ama anneme bakınca gerçekten sakin olmam gerektiğini düşündüm. Ona destek olabilmek için güçlü olmak zorundayım. Kötü haber çabuk duyulurmuş derler ya. Akrabalarımız ve köydeki dostlarımız kısa zamanda evi doldurdular. Cenaze hazırlıklarına yardım edip bize destek oldular. Babamı toprağa verdiğimiz o günü ömrüm boyunca unutmayacağım. Bu koşuşturmaca sırasında kaptanı düşünmeye ve hatta ondan korkmaya zaman bulamamıştım. Mezarlık dönüşünde odasına gittim. Ondan nefret etmeme rağmen bir yandan da ona acıyordum. Sonuçta o da bir insandı. Hayvanların bile yardımına koşmaktan kaçınmazken hasta bir adamla ilgilenmek benim insanlık görevimdi. Odasına girdiğimde yattığı yerden bakışlarını bana dikerek ''Anladığım kadarıyla babanı kaybettin. Senin adına çok üzüldüm.'' Onun gibi bir insanın üzüleceğini sanmıyordum. Konuyu değiştirdim. ''Acıkmış olmalısınız. Size bir şeyler getirelim.'' diyerek odadan çıktım. Bir tepsi yiyecekle geri döndüğümde giyindiğini, yatağın kenarına oturduğunu gördüm. Getirdiklerimi yerken bir yandan da laf yetiştiriyordu. ''Of, ne berbat durum. Ayağa kalkacak gücüm yok ama bir an önce kalkmam gerekir. Sanıyorum bu sefer de kara lekeyi göndereceklerdir üzerime. Hepsi birbirinden beter bunların. Daha önce paylaştığımız altınlardan kendilerine düşenleri saklamasını bilmiyorlar. Üstelik başkasının payına göz koyuyorlar. Ahlaksız bunlar. Bu bir denizciye yakışır mı hiç?'' Bu sözler benim için gizem doluydu. Ne demek istiyordu anlamıyordum. Çekinerek ''Kara leke kim?'' diye sordum. Bana bir göz attıktan sonra bakışlarını pencereye dikti. Kendi kendine konuşur gibiydi. ''Kara leke çok kötü biridir. Onu üzerime salacak olanlar daha da kötüdürler. Eğer beni yakalayıp götürürlerse ya da öldürürlerse sakın sandığımı onlara verme.'' Ne diyeceğimi bilemiyordum. Boş boş bakarak dinlemeyi sürdürdüm. Yaşlı Flint'in baş yardımcısıydım. Flint ölürken definenin yerini söylemişti. ''Jim, şimdi sana definenin yerini söyleyeceğimi sanma. Ne zamanki kara köpek, kara leke ya da tek ayaklı gemici tarafından sıkıştırılırsam sırrımı ancak o zaman sana verebilirim.'' Konuştukça adamın gücü azalmaya başlamıştı. Yeniden yatağına girdi. Yanından ayrılarak annemin yanına gittim ve duyduklarımı anlattım. Annem kaygılı bir tavırla ''Koskoca handa sadece üçümüz varız.'' dedi. ''Öğrendiklerin gerçekse başımız her an belaya girebilir oğlum.'' dedi. ''Kaptan uyuyadursun, biz köye gidip yardım isteyelim. Birkaç kişi getirerek denizciyi handan uzaklaştıralım.'' Haklıydı. Kaptan handa kaldığı sürece tehlike başımızdan eksik olmayacaktı. Zaman geçirmeden harekete geçtik. Köye gitmek üzere dışarı çıktığımızda bahçe kapısından giren bastonlu, garip görünüşlü iri yarı bir adamla karşılaştık. Giysileri yırtık pırtıktı. Gözlerini kaplayan kocaman yeşil bir bant takmıştı. Korkunç bir görünümü vardı. Onu daha ilk görüşte içimin titremesine engel olamadım. Bastonunu ileriye doğru uzatıp sağa sola vurarak ilerlemesinden kör olduğu belli oluyordu. Adam ayak seslerimizden bizi fark etmiş olacak ki ''Bu ülke için gözlerimi kaybettim.'' dedi. ''Ne olur bana yardım edin. Nerede bulunduğumu söyler misiniz lütfen?'' Adama acımıştım. Amiral Ben Bohan'ın avlusunda bulunduğunu söyleyince ''Sağ ol yavrum'' dedi. ''Sesinden iyi bir çocuk olduğum belli oluyor. Sanırım iki kişisiniz. Yanındaki kim?'' Hiçbir şeyden kuşkulanmadan ''Annem'' diye karşılık verdim. Adam sesimi izleyerek yanıma yaklaştı. Elimi uzatarak önce göğsüne dokundu. Sonra kolumu buldu ve sıkıca tuttu. Canım yanmıştı. Kolumu çekip kurtarmaya çalışırken ''Ah, kolumu acıtıyorsunuz'' dedim sert bir sesle. Adam çelik gibi parmaklarını koluma gömerek ''Ya istediklerimi yaparsınız ya da kolunu kırarım'' dedi. ''Kör olmamdan yararlanarak sakın bana karşı çıkmaya kalkışmayın.'' Telaşa kapılan annem yalvarmaya başladı. ''Ne olur oğluma zarar vermeyin. O iyi bir çocuktur. İsteklerinizi söyleyin, elimizden geldiğince yerine getiririz.'' ''Benim işim sizinle değil, Bill ile. Beni hemen onun yanına götürün.'' ''Ah, kolumu kurtarabilseydim. Hemen kaçıp kurtulur, yardım isterdik. Ama adamın parmakları koluma gömülmüştü. Kurtulmak için çabalarım boşuna gidince teslim olmayı uygun buldum. Annem önde, biz arkada hana girdik.''
Kaptanın odasına girince adamın yatağında hareketsiz yattığını gördüm. Sanki soluk bile almıyor gibiydi. Kör adam, ''Merhaba Bill, beni beklemiyordun değil mi?'' diye seslendi. Karşılık alamayınca kolumu daha da sıkarak, ''Beni kandırdıysanız şimdi seni şurada geberteceğim.'' dedi. Yüzümü buruşturarak, ''Of, canımı çok acıtıyorsunuz, kolumu koparacaksınız.'' diye sızlandım. ''Elimden kurtulmak istiyorsan neler olduğunu anlat.'' ''Efendim, kaptan çok hasta.'' dedi annem. ''Kendisinden geçmiş şekilde yatıyor. Bana inanmıyorsanız ona dokunarak anlayabilirsiniz.'' Bunun üzerine adam bir eliyle kolumu tutarken diğer eliyle kaptanın yüzünü yokladı. Bir yandan da ''Hey, kalk bakalım.'' diye seslendi. Kaptandan hiçbir tepki gelmeyince öfkelendi. Bir an boş bulunarak kolumu bıraktı ve iki eliyle adamı sarsmaya başladı. Yine tepki alamayınca kuşkulanarak nabzını kontrol etti. ''Bu ölmüş yahu!'' diye bağırdı. ''Kaptan ölmüş daha, ondan kurtulmak istiyordum ama bu şekilde değil tabii.'' Annemle şaşkın şaşkın birbirimize baka kaldık. Adam bizden de şaşkındı. Biraz durakladıktan sonra el ve ayak yordamıyla odanın içinde bir şeyler aramaya başladı. Ne yazık ki sandığı saklamamıza fırsat bulamadan adamın ayağı sandığa takıldı. Eliyle kontrol edince büyük bir sevinçle ''Vay canına!'' diye bağırdı. ''Sonunda aradığımı buldum. Arkadaşlarımı çağırıp sandığın içindekileri çıkaracak ve Kaptan Flint'in definesini birlikte ele geçireceğiz. Bu arada Bill'in altınları da benim olacak.'' Adam bizi unutmuşa benziyordu. Birden öfkelendim. Sesimi kalınlaştırmaya çalışarak ''Söylediklerini yapamayacaksın!'' diye bağırdım. Adam birden telaşa kapılarak bıçağını çekip bize doğru salladı. ''Benden uzak durun, yoksa sizi doğrarım.'' Alttan almadım. Sesimi daha da kalınlaştırmaya çalışarak ''Silahımı kalbine doğrultmuş durumdayım.'' dedim. ''Ya hemen çekip gidersin ya da seni kaptanın gittiği yere gönderirim.'' Adam söylediğimi yapmaktan başka çare bulamadı. Bastonunun yardımıyla kapıdan çıktı. Merdivenlerden indi ve dış kapıdan geçerek çekip gitti. Hiç olmasa şu an için rahatlamıştık. Ama ya sonra, sonra neler olacaktı? Sandıktan çıkanlar. Annemle baş başa kaldığımızda önce ne yapacağımızı bilemedik. Şaşkın şaşkın sandığa baka kalmıştık. Aklıma gelen şeyi annemle paylaşmadan edemedim. ''Anne, o sandıkta para olabilir. Kaptan bize borçlu. Sandığı açıp hakkımız olan parayı alalım. Sonra da sandığı yetkililere teslim edelim.'' Annem önerimi reddetti. ''Olmaz Jim, sandığı burada bırakıp kapıları kilitleyelim ve köye gidip durumu açıklayalım. Ne yapacağımızı orada karar veririz.'' Bir baskın olur korkusuyla aceleyle hazırlandık. Kapıları kilitledikten sonra hamdan ayrılarak köye gittik ve olanları anlattık. Benim ilk kez duymama karşın Kaptan Flint adı çoğu kişi için tarafından biliniyordu. Herkes çok korkmuştu. Kimse bize yardım etmek için hana gitmeye razı olmadı. Arazideki işlerinden yeni dönen bir çiftçi yolda kuşkulu yabancılar gördüğünü söyleyince köylüler daha da korktu. Annem onlardan yardım gelmeyeceğini anlayınca kırgınlığını belli eden bir sesle ''Bizi yalnız bırakıyorsunuz demek.'' dedi. ''Ne yapalım? Başımızın çaresine kendimiz bakarız. Kalk Jim, gidiyoruz.'' Yaşlı bir adam bize acımış olacak ki ''Ben de polise gidip durumunuz hakkında bilgi vereyim bari.'' dedi. Annem ona minnetle bakarak ''Çok iyi olur Bay John, teşekkür ederim.'' dedi. Buz gibi havada bizi neler beklediğini bilemeden hana doğru tekrar yola çıktık. Dolunay yeni yeni yükseliyordu. Gözümüzü dört açmıştık. En küçük sese kulak verip tehlike olmadığını anlayınca yola devam ediyorduk. Hanın bahçesinden girerken her köşeden billeri fırlayacakmış korkusu içindeydik. Annem korktuğunu ve ellerinin titrediğini göstermemeye çalışarak anahtarıyla kapıyı açtı. İçeriye girip de kapıyı ardımızdan kapatınca rahat bir soluk aldık. Hemen kaptanın odasına çıktık. Sandığı açmaya karar vermiştik. Kilitli sandık kolay açılacağı benzemiyordu. ''Anne, sandığın anahtarın adamın cebindedir.'' dedim. Ölünün cebine elimi sokmaya çalıştım ama sanki cebinde her türlü pislik vardı. İğrenerek elimi geri çektim. Bunun üzerine annem eline bir eldiven geçirerek kaplanın tüm ceplerini boşalttı. Şimdi önümüzdeki eğri kabzalı bir bıçak, çakmak, cep pusulası, bir zar, ucundan ısırılmış bir puro ve tütün kesesi vardı. Ama anahtar yoktu. Umudumuzu yitirip geri çekilirken birden aklıma bir şey geldi. ''Anne, adam anahtarı belki de boynuna asmıştır.'' dedim. Bu düşünce anneme çok mantıklı gelmişti. Hemen atılarak adamın boynunu kontrol etti. ''Aferin Jim, anahtar gerçekten de adamın boynundaymış.'' Devamlı sürtünme nedeniyle köşeleri yıpranan sandığın başına koştuk.
Kapağı açır açmaz sandıktan kuvvetli bir tütün ve katran kokusu geldi. İlk bakışta sandıkta düzgün katlanmış ve hiç giyilmemiş gibi görünen bir takım giysi gördük. Takımı çıkarınca altından bir çift tabanca, bir gümüş külçesi eski bir İspanyol saati, bir teneke bardak, çok sayıda tütün sarması çıktı. Düş kırıklığına uğramıştım. Sandıktan çıkanlar kaptanın bize olan borcunu karşılayamazdı. Benim için önemli olan altınlar ve define haritasıydı. Sandığın en altında duran muşamba örtülü bir ceket ve torbayı gördüm. Yine düş kırıklığına uğrayacağımı düşünerek pek önemsemedim. Ama torbayı açtığımda gözlerim kocaman açıldı. Heyecanla ''Altınlar!'' diye bağırdım. Torba altınla doluydu. Annem soğukkanlı bir tavırla kaptanın bize olan borcu kadar parayı aldıktan sonra torbanın ağzını bağlayıp sandığa koydu. Tam o anda dışarıdan bir takım sesler duyduk. Kör adamın bastonunun bahçe yolundaki taşlara vururken çıkardığı sesi hemen tanıdık. Demek ki adam geri dönmüştü. Büyük bir korkuyla birbirimize baktık. Annem kısık bir sesle ''Adam kapıyı kırarak içeri girebilir, hemen evden çıkmalıyız.'' dedi. Gerçekten de o anda hanın dış kapısına sert bir şeyle vurmaya başladı. Adamın kapıyı açabilmek için zorladığı açıktı. Ben de soğukkanlı olmaya çalışarak ''Anne, arka kapıdan çıkarak köprünün altına saklanabiliriz.'' diye önerdim. Annem bu düşüncemi uygun bularak kapıya yöneldi. Son anda eğilip sandıkta bulunan bazı belgeleri aldım ve koynuma soktum. Sessizce odadan çıkarak merdivenden indik ve arkaya açılan kapıdan kendimizi dışarı attık. Bu arada dış kapı hala açılmaya zorlanıyordu. Gürültü çıkarmamaya çalışarak karanlık yerlerden geçtik ve çok uzakta olmayan köprünün altına gidip sığındık. Şu an bizim için en güvenli yer orasıydı. Kör adamın ölümü. Bu arada sis bastırmıştı ve her geçen zaman yoğunluğunu artırıyordu. Köprünün altında bir süre sessiz ve hareketsiz gizlendik. Aklım handaydı. Acaba orada neler oluyordu? Kör adam hana girmeyi başarmış mıydı? Ya da çekip gitmiş miydi? Başkaları da gelmiş olabilir miydi? Bunları çok merak ediyordum. Sonunda merakıma yenildim ve annemin itirazına fırsat vermeden hana doğru yola çıktım. Koyu sisle görünme olasılığımın çok az olduğunu bildiğimden rahattım. Yine de tavşan gibi sessiz olmaya çalışarak hanın kapısını gören bir sırta tırmandım. Kör adamın yalnız olmadığını gördüm. Karanlıkta sayabildiğim kadarıyla 8 kişiydiler. Birkaç tanesinde fener vardı. Bu kadar uzaktan konuşmalarını duyamıyordum. Cesaretimi toplayarak biraz daha yaklaştım. Yeterince yaklaşınca olduğum yerde büzüşerek onları dinlemeye başladım. Adamlardan birinin şöyle dediğini duydum. ''Hancı kadının oğlu senden gelebilecek bir tehlikeyi birilerine haber vermiş olabilir.'' ''Evet.'' dedi başka biri. ''Belki de bize karşı önlem almışlardır. İçeri girersek tehlikeyle karşılaşabiliriz.'' Kör adam sabırsızlıkla ''Bu kadar korkak olduğunuzu bilmezdim. Gevezeliği bırakın da kapıyı kırın.'' diye bağırdı. ''Ne olursa olsun o sandığa ulaşmak zorundayız.'' Bunun üzerine adamlar kapıyı kırıp içeri girdiler. Fenerlerin ışığından kaptanın odasına koştuklarını anladım. Kaptanın odasına yakın bir ağacın arkasına kadar yaklaştım. Adamlardan birinin ''Hey Pev, Bill ölmüş, bunu anlamamış mıydın?'' dedi. Kör adamın adı Pev olmalıydı. ''O pislik umurumda bile değil.'' diye karşılık verdi Pev. ''Önemli olan sandık, altınlarla haritayı alıp kaçalım buradan, sandığı bulun ve açın hemen.'' ''Sandık burada ve açık zaten.'' dedi adamlardan biri. İçlerinden biri sandıktan çıkardığı torbayı sallarken sevinçle ''Sandık açılmış ama altınlar duruyor.'' diye bağırdı. ''Harika.'' dedi Pev. ''Haritayı da alıp hemen uzaklaşalım.'' Sandığı ters yüz edip eşyaları didik didik etmelerine karşın haritayı bulamadılar. Pev büyük bir öfkeyle ''Haritayı o bacaksız almış olmalı.'' diye haykırdı. ''Elime geçirirsem onun ellerini koparacağım. Hanın her yanını arayın ve onları bulun.'' Handan gelen sesler ve pencerelerden yansıyan ışıklardan adamların yahanın her yanını didik didik ettikleri anlaşılıyordu. Onları daha fazla izlememe gerek yoktu. Zaman kaybetmeden köprü altına döndüğümde annemin soğuktan ve korkudan tir tir titrediğini gördüm. Gördüklerimi duyduklarımı anlattıktan sonra ''Beni ele geçirmek için belki çevreyi de ararlar anne.'' dedim. ''Hemen köye gitmeliyiz.'' Her an yakalanma korkusu içinde köye gitmek üzere yola çıkıyorduk ki üst üste iki kez çalınan düdük sesi duyduk. Ses köye bakan bir tepeden gelmişti. O sırada handaki adamlar arkadaki kapıdan dışarı çıkmış olmalıydılar. Üstelik bulunduğumuz tarafa doğru yaklaştıkları gittikçe artan seslerden belliydi. İçlerinden biri ''Bu tepede gözlemci olarak bıraktığımız dikin düdüğü'' dedi. ''Üst üste iki kez öttürdüğüne göre bir tehlike yaklaşıyor demektir. Hemen kaçalım buradan.'' Pev öfkeyle onlara çıkıştı.
Aptal mısınız nesiniz? Bir servetten söz ediyorum. Siz kaçmaktan söz ediyorsunuz. Altını bulduk ama paylaşınca bir uzun süre rahat ettiremeyeceğini düşünemiyorsunuz bile. Haritayı ele geçirdiğimizde öyle mi olacak ya? Her birimizi ömür boyunca rahat yaşatacak hazineye sahip olacağız. Hepiniz korkağın tekisiniz. Hiçbiriniz bir ile karşılaşmaya cesaret edemediniz. Ben kör olmama karşın iş sürüp buralara kadar geldim. Siz de benim çeyreğim kadar cesaret olsaydı, bilin hakkından gelir, şimdiye kadar da haritayı ele geçirmiş olurdunuz. Adamlardan biri, sözünü ettiğin çocuk haritayı ele geçirdikten hemen kaçıp köye gitmiştir. Burada bir dakika bile kalmak bizim için tehlike. Hapse girmek istemiyorum. Hemen kaçalım buradan. Pev onlara hakaretler yağdırmaya başladı. Öyle öfkeliydi ki hızını alamayarak bastonunu en yakınındakinin kafasına geçirdi. Adamlar bastonu Pev'in elinden almaya çalışırlarken nal sesleri duyuldu. Kaçmaktan başka çareleri kalmamıştı. Bir anda Pev'in dışındakiler ortadan yok oldular. Pev yaptığı hatayı anlamıştı. Uzaklaşan ayak seslerinin geldiği yöne doğru bakarak yalvarırcasına ''Hey arkadaşlar, beni bırakıp da nereye gidiyorsunuz?'' diye seslendi. ''Ne olur beni burada bırakmayın.'' Arkadaşlarından karşılık alamayınca telaşla sağa sola atıldı. Yönünü şaşırarak atlıların geldiği yola girdi. Karanlık ve sis de kör adamı fark edemeyen atlılar yön değiştirmeye zaman bulamadan üzerinden geçtiler. ''Anne polisler geldi, yaşasın!'' diye bağırdım. Polisler istemeden yaptığı hatayı anlayarak durup attan indiler ve ezilen adamın başına üşüştüler. İçlerinden biri ''Zavallı ölmüş!'' dedi. Annemle hemen onların yanına gittik. Komiser anneme bakarak ''Ben komiser Dance'' dedi. ''Bayan, neler olup bittiğini anlatabilir misiniz lütfen?'' Anneme fırsat vermeden tanık olduğumuz tüm olayları anlattım. Komiser yerdeki cesede bakarak ''Gerçekten acı bir ölüm bu ama bunu hak etmiş doğrusu'' dedi. Polislerden birine dönerek ''Çocuk ve annesiyle birlikte hana git, onları koru'' dedi. ''Bize de haydutları izleyerek yakalamaya çalışacağız. Daha sonra handa buluşuruz.'' Polisler yanımızda olunca korkmadan hana döndük. Annemin yaptığı kahveleri içerken komiser ve polisler geri döndüler. Komiser anneme bakarak ''Karanlıkta izlerini kaybettirmeyi başardılar.'' dedi. ''Çok zor bir gün geçirmişsiniz. İsterseniz bir arkadaşımız sizi göğe götürsün. Biz de bu arada kaptan dediğiniz adamın cesedini alıp götürürüz.'' Köylülerden yardım göremeyen annem onlara hala öfkeliydi. ''Teşekkür ederim komiser bey. Köye gitmek istemiyorum.'' Komiser Dance oldukça anlayışlı biriydi. Nazik bir tavırla ''Nasıl isterseniz efendim'' dedi. ''Haydutların geri döneceklerini sanmıyorum. Yine de her olasılığa karşı sizi yalnız bırakamam.'' İki polise dönerek ''Siz bu gece handa kalın'' dedi. Annem büyük bir memnuniyetle ''Çok teşekkür ederiz komiserim'' diye karşılık verdi. Ben de minnettar bir tavırla komisere ve polislere bakarak ''Siz olmasaydınız ne yapardık bilmem. Teşekkür ederim'' dedim. Polislerden biri saçlarımı okşarken ''Cesur bir çocuk olduğum belli.'' dedi. ''Biz zamanında gelmeseydik bile eminim ki sen anneni yine de korumayı başarırdın.'' Bu sözden büyük onur duymuştum. Diğerleri birden kızaran yanaklarıma bakarak güldüler. Bu arada gece yarısı olmuştu. Polisler kaptanın cesedini dışarı çıkardılar. Komiser Dance hemen bana dönerek ''Haydutların aradıkları belgelerin sende olduğunu söylemiştin yanılmıyorsam.'' dedi. ''Evet efendim.'' diye karşılık verdim. ''Ne varsa iyi sakla.'' ''Yarın buraya tekrar gelirim. Jim, seni alıp Yargıç Livesey'in yanına götürürüm. Belgeleri orada açarız.'' Doktor Livesey aynı zamanda yargıçtı. Define Haritası. Görevli polisler bizimle kalırken komiser ve diğer polisler handan ayrıldılar. Polisler biri öne, diğeri arka bahçeye bakan odalarda kalmayı uygun buldular. Annemle ben aynı odada kalıyorduk. Başımı yastığa koyduğumda keyfim yerindeydi. Kaptan Flint'in definesinin yerini gösteren belgeler bendeydi. Üstelik haydutlardan da kurtulmuştuk. Ertesi gün akşama doğru komiser Dance beni hamdan alıp Doktor Livesey'in evine götürdü. Bizi karşılayan yardımcısından Bay Livesey'in öğleden sonra evden ayrıldığını, akşam yemeği için Square Tramway'in şatosuna gittiğini öğrendik. Komiser şatonun yerini biliyordu. Bana dönerek ''Şatoya gidiyoruz'' dedi. Square Tramway çok zengin ve ünlü birisiydi. Üstelik bölgenin güvenliğinden sorumluydu. Onunla tanışacağım için çok heyecanlanmıştım. Çok geçmeden şatoya vardık. Bir uşak bizi kırmızı halılarla döşeli bir koridordan geçirerek Bay Trelawney'in bulunduğu salona götürdü. Bay Trelawney uzun boylu, iri yapılı, sert bakışlı bir adamdı. Doktor Livesey ile birlikteydiler. Bizi görünce ilgiyle ayağa kalktılar.
Bay Trelawney komisere bakarak nazik bir tavırla ''Sizi burada görmek ne güzel, hoş geldiniz.'' dedi. ''Merhaba Dens, merhaba Jim.'' dedi doktor da. Karşılıklı oturduğumuzda komiser onları olup biteni anlattı. Anlatımını bitirince Bay Trelawney kaşlarını çatarak ''Komiser, o pisliği çiğneyip öldürdüğünüz için hiç üzülmeyin.'' dedi. ''Kim bilir daha kaç insanı onun yapabileceği kötülüklerden kurtarmışsınız.'' Az sonra ikram edilen içecekleri içerken kaptanın sandığından aldığım kağıtlardan oluşan paketi cebimden çıkardım. Doktor belgeleri benden alırken ''Gerçekten çok cesur ve zeki bir çocuksun Jim.'' dedi bana. Sonra Bay Trelawney'e dönerek ''Kaptan Flint'in yıllarca açık denizlerde korsanlık yaparak büyük bir servet edindiğini sanırım siz de duymuşsunuzdur.'' dedi. ''Definesini saklamış olduğunu da bilirsiniz tabii.'' ''Evet, definenin yeri bu kağıtlarda belirtilmişse, yani bu definenin önemli olduğunu düşünür müsünüz?'' Bay Trelawney konuya ilgi duyduğunu belirten bir ses tonuyla ''Elbette, hem de çok önemli olduğunu düşünürüm.'' diye karşılık verdi. ''O kadar önemli ki, sözünü ettiğiniz belge gerçekten elinizde bulunuyorsa, Bristol limanından bir gemi kiralamakta asla duraksamazdım. Sonra da Jim Hawkins, siz ve Komiser Dans ile birlikte o hazineyi aramaya giderdim. Tabii siz de isterseniz.'' Doktor Luvese gülerek ''İstemez olur muyuz?'' dedi. ''Paketi açalım bakalım, beklediğimiz sonuçla karşılaşabilecek miyiz?'' Büyük bir heyecanla tüm dikkatimi doktorun açtığı pakete verdim. Paketten mühürlenmiş bir zarf, bir defter ve bir de bal mumu çıktı. Defterin ilk sayfasında bana anlamsız gelen karalamalar vardı sadece. Diğer sayfalar garip hesaplarla doluydu. Satır başlarında tarihler ve sonlarında sayılar, aralarda da haç işaretleri vardı. Bunların ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyorduk. Bay Trelawney ciddi bir sesle, tarihler hangi zaman yağmayı yaptıklarını, haç işaretleri, batırılmış gemileri ya da yağma edilmiş şehirleri ve paralar da paylarına düşen hesapları gösteriyor olabilir. Zarfın içinden de definenin gömülü olduğu yerin haritası olmalı. ''Bunu öğrenelim öyleyse.'' diyen doktor zarfı eline aldı ve mühürlerini kırdı. Zarftan çıkan bir adanın haritasını incelediler. Doktor bakışlarını haritadan ayırmadan, ''Ölçülere bakılırsa karşımıza 16.670 metre uzunluğunda, 9.260 metre genişliğinde iki körfezli bir ada çıktı.'' dedi. ''Bakın şurada, Dürbün adında bir dağ işaretlenmiş. Adanın şekli bir ejdere benziyor.'' diye düşüncemi belirttim. Bay Trelawney bana beğeniyle bakarak ''Güzel bir benzetme.'' dedi. Haritanın alt bölümünde adanın adı ve nerede olduğu yazılıydı. Hepimiz de heyecanla birbirimizin yüzüne baktık. Bay Trelawney neşeli bir kahkaha attıktan sonra ''Define arama macerasına hazır mısınız arkadaşlar?'' diye sordu. Doktor Luvesey duraksamaksızın ''Ben dünden hazırım.'' dedi. ''Ne kadar çabuk yola çıkarsak o kadar iyi. Heyecandan bekleyemeyeceğim.'' Komiser Dans aynı fikirde değildi. Üzgün bir tavırla ''Aslında böyle bir seyir öğünü asla kaçırmak istemem.'' dedi. ''Ne var ki tamamlamam gereken çok önemli ve acil işlerim var. Sizlere şimdiden başarılar dilerim.'' Sonra da sözünü şöyle tamamladı. ''Döndüğünüzde bana da pay ayırırsınız umarım.'' dedi gülerek. Bay Trelawney dost bir sesse ''Merak etmeyin dostum, siz de payınızı alacaksınız.'' diye karşılık verdi. Bana dönerek ''Sevgilicim, senin düşünceni almak isterim.'' dedi. ''Doktor Luvese'ye katılıyorum.'' diye karşılık verdim. ''Daha fazla zaman yitirmeden yola çıkmayı ben de isterim.'' Bay Trelawney bu sözüm üzerine daha da keyiflenerek arkasına yaslandı. ''Madem ortak karara vardık, hemen yarın Bristol'a gidip bir gemi ve mürettebat ayarlamaya çalışacağım.'' dedi. ''Ancak bu en az 2 haftalık süreye mal olabilir. Çünkü güvenilir kaptan ve tayfa bulmak hiç de kolay değil. Yola çıkmadan önce benim de yapmam gereken işler var.'' dedi Doktor Luvesey. ''Hastalarımı doktorsuz bırakamam. Londra'ya giderek bir doktor arkadaşımla görüşüp yokluğumda hastalarımla ilgilenmesini söyleyeceğim.'' Doktor beni işaret ederek ''Jim'in de çözüm bekleyen bir sorunu var.'' dedi. ''Babası kısa bir süre önce öldü. Jim'in yokluğunda annesinin hanı tek başına işletebileceğini sanmıyorum. Tam da bu sorunumu düşünüyordum.'' Doktor minnettar bir tavırla baktım. Bay Trelawney bana bakarak ''Çalışanlarından birini hana gönderir, annene yardımcı olmasını sağlayabilirim. Hatta bugün seninle hana gidebilir, sen denize açılıncaya kadar ona işlerin inceliklerini öğretebilirsin.'' Çok mutlu olmuştum. Gözlerim ışıyarak ''Ah, çok teşekkür ederim efendim.'' dedim. ''Bu durumda annemden ayrıldığımda gözüm arkada kalmayacak.'' Bir süre daha konuştuktan sonra şatodan ayrıldık.
Bay Trelawney'in anneme yardım etmesi amacıyla görevlendirdiği Bay Redruth da bizimle gelmişti. Hana vardığımızda annem Redruth'un geliş amacını öğrenince çok şaşırdı. Birden telaşa kapılarak ''Denize açılacağım da ne demek Jim?'' dedi. ''Babanın ölümünden sonra bir de seni kaybetmeyi göze alamam. Denizlerin ölüm tuzağı olduğu hakkında çok şey duydum. Böyle tehlikeli bir yolculuğa çıkmana asla izin vermeyeceğim.'' O anda annem çok duygusal davranıyordu. Onunla tartışmamın bir anlamı yoktu. Nasıl olsa önümüzdeki günlerde onu ikna edebilirdim. Define Adası'na gitmekte o kadar kararlıydım ki hiçbir güç beni bu kararımdan vazgeçiremezdi. Bristol'da bir gece. İlerleyen günlerde çok güç de olsa annemi ikna etmeyi başardım. Kadıncağız sabah akşam süren yalvarmalarım karşısında pes ederek ''Tamam yavrum, izin veriyorum.'' dedi. ''Ama bana tehlikelerden uzak duracağına söz ver. Olur olmaz işlere kalkışma. Kendini emniyete almadan harekete geçme. Ne olursa olsun seni sapasağlam olarak geri istiyorum.'' Annemi sevgiyle kucaklayıp yanaklarından öptükten sonra ''Merak etme anneciğim, öğütlerini kesinlikle dinleyeceğim.'' diye karşılık verdim. Annemi yalnız bıraksaydım çok üzülürdüm. Ama şimdi Redruth vardı. Adam yaşlıydı ama dinç ve becerikliydi. Altından kalkamayacağı iş yoktu. Annem ondan çok hoşnut kalmıştı. Onların iyi anlaşması beni çok mutlu etmişti. Gözüm arkada kalmadan yola çıkabilirdim. Yola çıkacağımı umuyordum ama aradan 3 haftaya yakın zaman geçmesine karşın Bay Trelawney'den bir haber gelmedi. Her geçen gün umudumu yitirmeye başlamıştım. Sürekli olarak yollara bakıyor, Doktor Lovesey'in haber getireceği anı iple çekiyordum. Sonunda bu hayalim gerçekleşti. 20. günün akşamı Doktor Lovesey haberi getirdi. Onu görür görmez büyük bir heyecanla ''Denize açılacak mıyız?'' diye bağırdım. Cebinden çıkardığı bir mektubu göstererek ''Evet Jim'' diye karşılık verdi. Bay Trelawney bana bir mektup yazıp gelişmeleri aktarmış. Okuyabilirsin. Verdiği mektubu heyecanla okudum. Bay Trelawney kiralayacak gemi bulamayınca Hispaniola adlı 2 tonluk bir gemi satın almış. Tayfa araştırırken rastlantı sonucu Long Silver adındaki bir aşçıyla tanışmış. Bu adamın tek bacağı takmaymış. Bir bacağını vatanına hizmet ederken kaybetmiş. Aşçı, Bristol'un tüm gemicilerini tanıyan eski bir denizciymiş. Bu özellikleriyle her zaman çok işe yarayabilirmiş. Bay Trelawney, aşçı Long Silver'ın yardımıyla çok becerikli denizcilerden bir takım kurmuş, denizciler pek sevimli görünmeseler de çok cesur oldukları açıkça belli oluyormuş. O günlerde Smollett adındaki bir kaptanla Gray adlı ikinci kaptanı da ayarlamış. Öğrendiklerime çok sevinmiştim. ''Yaşasın, gidiyoruz!'' diye bağırdım. Doktor Lovesey gülümseyerek ''Yarın sabah erkenden hazır ol, gelip seni alacağım.'' dedi. O gece sabahı zor ettim. Önce uzun zaman hayaller kurarak uyuyamamıştım. Sonra rüyalarımda denizlerde çeşitli serüvenler yaşamıştım. Sabah erkenden kalkarak çantamı aşağı indirdim ve doktorun yolunu gözlemeye başladım. Çok geçmeden Doktor Lovesey atıyla çıkıp geldi. Annemi rahatlatmak için şöyle dedi. ''Jim için kaygılanmayın. Onu kendi çocuğum gibi sevdiğimi bilirsiniz. Onu her an gözetip kollayacağıma söz veriyorum.'' Annem kaygıyla bana baktıktan sonra doktora dönerek ''Çok teşekkür ederim doktor.'' dedi. ''Size güveniyorum. Bu yüzden içim epeyce rahat. Oğlumu sağ salim bana getireceğinize inanıyorum.'' Annemle ve Rodruth ile vedalaştıktan sonra Han'dan ayrıldık. Ben de atın terkisinde olmak üzere saatlerce at koşturduk ve sonunda Bristol'a ulaştık. Doğruca Bay Trelawney'in kaldığı otele gittik. Adam büyük bir coşkuyla yaptığı hazırlıkları anlattı ve yola çıkmak için her şeyin hazır olduğunu söyledi. O geceyi onun konuğu olarak aynı otelde geçirdik. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra Bay Trelawney bana bir görev verdi. ''Jim, liman boyunca ilerlediğinde karşına tabelasında uzun bakır bir dürbün bulunan küçük bir meyhane çıkacak. O meyhane aşçı olarak tuttuğumuz Long Silver'a ait. Onu bul ve yolculuğa hazır olduğumuzu söyle.'' Bu görev benim için çok önemliydi. İlk görevimdi çünkü. Büyük bir ciddiyetle ''Emredersiniz efendim.'' diyerek yola koyuldum. Tarif edilen yöntemle Han'ı kolayca buldum. Han çok büyük değildi ama çok kalabalıktı. Müşterilerin hemen hepsi gemicilerden oluşuyordu. Yüksek sesle gürültülü bir şekilde konuşuyorlardı. Sol bacağı kalçasına yakın yerden kesilmiş olan adamı görünce onun aradığım adam olduğunu anladım. Sol kolunun altında beceriyle kullandığı bir koltuk değneği vardı. Çok güçlü biri olduğu belliydi. Uzun boylu, çirkin ve soluk yüzlüydü. Hareketleri çok rahattı. Masaların da arasında ıslık çalarak dolaşıyordu.
Birden kaptanın korktuğu tek bacaklı adam aklıma geldi. Yanına yaklaşırken içimi bir korku kaplamıştı. Çekintiğimi belli etmemeye çalışarak ''İyi günler efendim, siz Bay Silver mısınız?'' diye sordum. Adam durup bana tepeden bakarak ''Benim'' dedi. ''Efendim, Bay Trelawney hazırlıkların tamamlandığını, sizin gelmeniz gerektiğini söyledi. Tamam, şurada otur, az sonra birlikte gideriz.'' diyerek masalar arasında ilerledi. Gösterdiği sandalyeye oturmak üzere ilerlerken gözüm soluk yüzlü, iki parmağı kesik bir adama takıldı. Adam yerinden fırladığı gibi kapıya koştu. Birden kendimi tutamayarak ''Şu adam kara köpek, yakalayın onu!'' diye bağırdım. Yanıma gelen aşçı merakla ''Ne oldu, neden bağırdın?'' diye sordu. Kara köpek hakkında kısaca söz edince Bay Silver hemen iki adamı kaçan adamın peşinden gönderdi. Adamlar az sonra geri döndüklerinde ''Onu elimizden kaçırdık.'' dediler. Long Silver'la birlikte birkaç dakika sonra Han'dan ayrıldık. Adam takma bacaklı olmasına karşın oldukça hızlıydı. Ona yetişmekte zorlanıyordum. Bay Silver kıyı boyunca ilerlerken karşımıza çıkan gemiler hakkında bilgi verdi. Her birinin ait olduğu ülkelerden, tonajlarından, ne işe yaradıklarından söz etti. Adamın bana özellikle sevimli görünmeye çalıştığını fark ettim. Bay Trelawney ve Doktor Lüvesey gemide bizi bekliyorlardı. Onlara kara köpekten söz ettim. İkisi de büyük ilgi gösterdi. Long Silver kaşlarını çatarak ''Kara köpek denilen adi adamı önceden fark etseydim, hana ayak bastırmazdım.'' dedi. Doktor Lüvesey ''Onun hapiste olduğunu bilmek bile bana huzur verirdi.'' dedi. ''Neyse, şu an için yapabilecek bir şey yok.'' ''Evet.'' dedi Bay Trelawney. ''Dikkatimizi az sonra çıkacağımız yolculuğa verelim.'' Hepimiz gemideki hazırlık için koşuşturan gemicilerin arasına karıştık. O günden sonra kara köpek ile ilgili herhangi bir haber almadık. Ya çekip uzaklara gitmiştir ya da öldürülüp bir köşeye atılmıştır diye düşünüyordum. Denize açılıyoruz. Sonunda hazırlıklar tamamlandı. Yola çıkmaya hazırdık. Kaptan Smollett yola çıkmadan önce yüzünde ciddi bir ifadeyle ''Bay Trelawney, Doktor Lüvesey ve beni kaptan köşküne çağırdı. Bay Trelawney merakla ''Kaptan canınızın bir şeyleri sıkıldığı belli.'' dedi. ''Yolunda gitmeyen bir şey mi var acaba?'' Kaptan yakınlarda duyacak birilerinin var olup olmadığını görmek istercesine kapıya istem dışı bir göz attıktan sonra ''Huzurumu kaçıran bir konuda fikrinizi almak istedim efendim.'' diye karşılık verdi. Tayfaları ve özellikle de aşçıyı gözüm tutmadı. Define aramaya çıktığımızı bilen tayfaların gemide isyan çıkarabilme olasılığından kaygılanıyorum. Doktor Lüvesey büyük bir şaşkınlıkla ''Bu olanaksız.'' dedi. ''Define avına çıktığımızı bizden başkası bilmiyor ki. Tam tersine, herkes biliyor.'' Bay Trelawney üzgün bir sesle ''Hata bende'' dedi. ''Aşçıya gereğinden fazla güvenmiş olmalıyım anlaşılan. Bir konuşmamız sırasında ağzından kaçırmıştım.'' Doktor kulaklarına inanamadı. Böyle bir hata nasıl yapılabilirdi? Bu durum tayfaların işin en başında kötü bir plan yapmalarına neden olabilirdi. Kaptan Smollett'e dönerek ''Bu durumda ne yapmamızı önerirsiniz?'' diye sordu. Kaptan oldukça ciddi bir tavırla ''Tayfaların mutlaka kötü niyetli olduklarını bilsek onları hemen işten atardık.'' dedi. ''Bundan emin olamadığımıza göre böyle bir şey yapamayız. Yine de bir takım önlemler almak zorundayız.'' ''Ne gibi?'' diye sordu Bay Trelawney. ''Tayfalar şu anda barutlarla silahları öndeki depoya yerleştiriyorlar. Halbuki sizin kameranızın tam altında uygun bir depo var. Bence silahları oraya koyup gözetim altında tutalım.'' ''Yerinde bir öneri.'' dedi Bay Trelawney. ''Zamanı yitirmeden tayfaların yanına gidip silahların yerinin değiştirilmesini sağladılar. Tayfaları dikkatle inceliyordum. Gerçi herhangi bir tepki göstermemişlerdi ama bu uygulamadan hiç de hoşlanmadıklarını anlamıştım. Sonunda demir alındı, yelkenler açıldı ve Hispaniola adlı gemimiz hareket etti. İlk dakikalarda çok gergindim. Daha önce de birkaç kez gemiye binip kısa yolculuklar yapmıştım. Ama ilk kez böylesine uzun bir yolculuğa çıkıyordum. Üstelik tayfaların bize bağlılığı kuşkuluydu. Ama şu an için yapabileceğim bir şey yoktu. Kendimi olayların akışına bırakmalı ve yolculuğumun keyfini sürmeliydim. Yine de gözümü dört açıp dikkatli olmak zorundaydım. İlerleyen zamanla birlikte korkularım, kuşkularım dağılmaya başladı. Öncelikle korkup uzak durduğum tayfalarla görüşmeye, konuşmaya başladım. Onları daha yakından tanıyabilmek, ağızlarından laf koparabilmek, yani amaçlarını anlamak istiyordum. Tayfalar Silver'ı kızarmış domuz diye çağırıyorlardı. Silver, mutfaktayken koltuk değneğinin ucunu bir deliğe yerleştirip üstüne abanıyordu. Böylece iki eli de boşta kaldığı için daha rahat çalışıyordu. Onu böyle görmek ilgimi çekmişti. Dümenci Hans ile arkadaşlığı epeyce ilerletmiştim.
Onun aşçıyı yakından tanıdığını anladığım için bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Bir gün yanına gidip aşçıdan laf açarak onun nasıl biri olduğunu sordum. Ona göre Long Silver çok korkusuz ve güçlü birisiymiş. Bir keresinde silahı olmadığı halde tek bacakla 4 kişiyle kavga etmiş ve hepsini saf dışı bırakmış. Aşçının Flint adında bir de papağanı varmış. Papağan sık sık "Altınlar!" diye bağırırmış. Anladığım kadarıyla aşçımız sıradan bir insan değildi. Büyük hedefler peşinde koşan biriydi. Korkularım gerçekleşiyor. Yolculuğumuzun ilk günleri çok keyifli geçmişti. Hava açık, güneş pırıl pırıl, rüzgar yeterliydi. Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamıştık. İkinci haftaya girerken hava bozmaya başladı. Gökyüzü ürkütücü, simsiyah bulutlarla kaplanmıştı. Sonunda bir fırtına patlak verdi. Çok kaygılıydım. Gemicilerin fırtınada yaşam savaşı verdikleri pek çok öykü duymuştum. Yoksa biz de ölüm kalım savaşı mı verecektik? Neyse ki öyle bir şey olmadı. Saatler sonra fırtına dindi, hava düzeldi. Define adasına yaklaştıkça heyecanımız gittikçe artıyordu. Ben de tayfalar gibi her an adayı görebilirim umuduyla durmadan ufku gözlüyordum. Bir gün canım elma yemek istemişti. Yiyecekler güvertenin alt bölümünde bir depoda bulunuyordu. Depoya gittim. Elma fıçısına yaklaşıp kapağını açmak üzereyken Long Silver'ın sesini duydum. Kaptan Flint'in gemisinden ayrıldıktan sonra seninle pek görüşememiştik. Yine bir arada olduğumuz için memnunum. Nasılsın bakalım? Kendimi sessizce fıçıların arkasına attım ve iki fıçı arasında boşluğa çökerek gizlendim. Diğer adam şöyle karşılık verdi. Nasıl olacağım yani? Hiç de iyi değilim. Geminin sahibi ve arkadaşları her gece lüks kameralarında rahat rahat uyurlarken bizim bakımsız kameralarda kalmamız zoruma gidiyor. Daha fazla beklemeye ne gerek var? Bir an önce onların işini bitirip gemiyi ele geçirelim. Aşçı sert bir sesle ''Çok acelecisin'' dedi. ''Şöyle düşünsene, harita onlarda. Nereye sakladıklarını bilmiyoruz. İsyan çıkardığımızda haritayı yok edebilirler. Önce defineyi bulalım, gemiye taşıyalım. Sonra onların işini bitiririz.'' ''Haklısın tabii'' dedi diğer adam. ''Neyse, gelmişken şu fıçıdan elma alıp da yiyelim bari.'' Bulunduğum yere doğru yaklaşmaya başladılar. Gizlendiğim yerde ne kadar büzüşsem de görülme olasılığım çok fazlaydı. Konuşmalarını duyduğum için beni yaşatmayacakları kesindi. Sonum gelmişti. Böyle oturup ölümü bekleyemezdim. Aniden fırlayıp onları şaşırtarak dışarı mı kaçsaydım? Kaçsam ne ki, diğer tayfaların eline geçerdim. Neyse ki o anda şans yüzüme güldü. Birden dışarıdan gelen coşkulu sesler duyuldu. Ada göründü, ada göründü. Bu sözler üzerine Silver ve arkadaşı hemen dışarı çıktılar. Ölümden kıl payı kurtulmuştum. Duyduklarımı bir an önce arkadaşlarıma söylemeliydim. Depoda olduğumun anlaşılmaması için dikkat ederek güverteye çıktım. Herkesin gözü ilerideki kara parçasındaydı. Kimse benim farkıma bile varmadı. Doktor Loewesey ve Bay Trelawney kaptanla birlikte geminin uç tarafındaydılar. Tayfalar da onların çevresindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyor, ada hakkında yorumlar yapılıyordu. Bay Trelawney aşçıya dönerek ''Silver, bu adayı tanıyor musun?'' diye sordu. ''Buraya bir ticaret gemisiyle gelmiştik.'' diye karşılık verdi Silver. ''Geminin aşçısıydım. Adaya çıkarak su almıştık. Burası İskelet Adası'ndan başka bir yer değil. Ona inanmıyordum. Ticaret gemisiyle değil, mutlaka Kaptan Flint'in gemisiyle gelmişti. Onun yalanlarından ve planından habersiz olan Bay Trelawney cebinden haritayı çıkardı. Haritadaki adayla karşılaştırarak doğruluğunu kontrol edebiliriz.'' dedi. Anlayamıyordum doğrusu. Bay Trelawney nasıl olur da böyle bir hata yapardı? Define haritası böyle ulu orta yerde açılır mıydı? Silver'a bir bakış attığımda adamın gözlerinin ışığını gördüm. Ama sonra birden keyfinin kaçtığını da fark ettim. Haritaya bir kez daha dikkatle bakınca kopya olduğunu anladım. Hazinenin bulunduğu noktalar işaretlenmemişti. Bunu Silver da anlamış olmalıydı. O zaman Bay Trelawney'e saygıyla baktım. Gerçekten haritayı emniyete almış olmalıydı. Rahatlayarak derin bir soluk aldım. Silver hayal kırıklığını ve öfkesini ustalıkla gizleyerek sahte bir gülümsemeyle ''Haritadaki ada ile bu ada aynı'' dedi. ''Doğru adaya gelmişiz.'' Bu arada Doktor Loewesey'in tek başına gözlem yaptığını gördüm. Çevredeki tayfalar kendi aralarında konuşuyorlardı. Doktorun yanına giderek diğerlerinin duyamayacağı bir sesse ''Efendim, size çok önemli bir şey söyleyeceğim'' dedim. ''Bir süre baş başa kalabilir miyiz?'' Doktor bana bakınca çok ciddi olduğumu anladı. Başını hafifçe eğerek anladığını belirtti. Bulunduğu yerden ayrılırken herkesin duyabileceği bir ses tonuyla ''Adaya ulaşarak ilk zaferimizi kazandık'' dedi. ''Bunu kameramda içki içerek kutlamak istiyorum.'' Bay Trelawney şaşırarak ona baktı.
arkadaşının içmeyi sevmediğini biliyordu. Öyleyse bir mesaj veriyor olmalıydı diye düşünerek, ''Dur dostum, öyle tek başına kutlamak olur mu?'' dedi. ''Kaptanla ben de sana katılacağım. Silver ve tayfalar da içkiyi fazlasıyla hak ettiler. Onlara da birkaç şişe gönderelim.'' Bakışlarım Silver'ın üzerindeydi. Acaba bizim bir şeyler anladığımızı sezmiş olabilir miydi? Eğer öyleyse kesinlikle çok geçmeden başımız belaya girecek demekti. Ama aşçının keyfi yerindeydi. Gülerek mutfağa yönelince rahatladım. Sanırım bir şeyden kuşkulanmamıştı. Kameraya iner inmez doktor büyük merakla ''Jim, bir şeyler öğrendin sanırım.'' dedi. Büyük bir heyecanla ''Evet efendim.'' diye atıldım. Aşçıyla arkadaşının konuşmalarını, planlarını anlatınca Bay Trelawney, Long Silver'a güvenerek Define'den söz etmekle çok büyük hata yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum dedi. Adaya çıkarsak bunların elinden asla kurtulamayız. En iyisi adaya çıkmadan geri dönmek. Kaptan Smollett bu düşünceye itiraz etti. Bu çok tehlikeli olur Bay Trelawney. Geri dönmek istediğimizi öğrendikleri anda ayaklanırlar. İyi ama başka ne yapabiliriz ki? Önce karşılıklı güçlerimize bir bakalım. Siz, Doktor, Jim ve ben 4 kişiyiz. İkinci Kaptan Abraham Gray güvenilir biri, etti 5. Joyce ve Hunter adındaki tayfalar da dürüst ve bize bağlı insanlar. Onlarla birlikte 7 kişiyiz. Beni de güç olarak görmesinden onur duymuştum. Araya girerek, karşı taraf ise tam 19 kişiden oluşuyor dedim. Onları etkisiz hale getiremeyiz. Doktor beni onayladı. Jim haklı. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Kaptan Smollett'in bu işlerde deneyimli olduğu belliydi. Telaşa kapılmadan sakin bir tavırla konuşuyordu. Kararlı bir sesle, ''Kıyıya yakın bir yerde demir atabiliriz.'' dedi. ''Silver ve arkadaşlarının sandallarla karaya çıkmasını sağlayacak bir gerekçe bulmalıyız. Onları gemiden uzaklaştırabilirsek hemen kaçıp giderdik.'' Bu öneri hepimizin aklına yattı. Hemen uygulamaya karar vererek demir attık. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan Silver ve tayfalar, kendilerine verdiğimiz içki şişelerini alıp güvertede neşeyle içmeye, şarkı söylemeye başladılar. Bunu fırsat bilerek ikinci kaptan Gray ve tayfalar Joyce ve Hunter ile gizlice görüştüm ve kaptanın kamerasına gitmelerini sağladım. Kaptan onlara durumu anlattı. İkinci kaptan ve iki tayfa bizim yanımızda yer alacaklarını söylediler. Ertesi gün kahvaltıdan sonra ikinci kaptan ve iki tayfanın dışındaki hepimiz güvertede toplandık. Bu her zaman yapılan sıradan bir toplantı gibiydi. Kaptan Smollett adaya bir göz attıktan sonra ''Adaya çıkmadan önce güvenilir olup olmadığını anlamamız gerekiyor.'' dedi. ''Bir öncü grubun adaya çıkıp araştırma yapması uygun olur.'' Konuşmasını Long Silver'a bakarak sürdürdü. ''Bir ticaret gemisiyle adaya çıkıp su aldığınızı söylemiştiniz. Bu durumda öncü gruba sizin liderlik etmeniz gerekiyor.'' Silver kurnaz biriydi. Gray, Jones ve Hunter'in aralarında olmadığını görerek bir şeylerden kuşkulanmıştı. ''Bence parça parça değil, adaya hep birlikte çıkmamız gerekir.'' diye düşüncesini söyledi. Kaptan Smollett onların karşısında güçlü görünmesi gerektiğini biliyordu. Kaşlarını çatarak sert bir sesle ''Bay Silver, yetki sınırlarını sorulama!'' diye bağırdı. ''Geminin kaptanı benim ve ben ne dersem o olur. Hemen sandalları hazırlayın.'' Long Silver içten içe büyük bir öfkeye kapıldı. Oracıkta ayaklanmayı başlatmaktan büyük bir zevk alırdı. Ama haritayı elde edememe korkusuyla alttan aldı. Sahte bir bağlılık tavrıyla ''Haklısınız kaptan, özür dilerim.'' diye karşılık verdi. Ama gemideki işlerin görülmesi için 6 tayfanın geride kalması iyi olur. Kaptan şansını daha fazla zorlamak istemiyor olsa gerek ''Doğru, 6 tayfanın geride kalması iyi olur.'' diye onayladı. Silver tayfaları dönerek ''Kaptanı duydunuz, sandalları indirin, adaya çıkıyoruz.'' diye bağırdı. İlk sandalla 7 kişi denize indirildi. İkinci sandal da hazırlanmıştı. Tam denize indirileceği sırada ben sandalın yanındaydım. 5 tayfa sandala binmişti. Silver da tam binmek üzereyken birden beni tuttuğu gibi sandala attı. Sözde dost bir tavırla ''Sevgilicim, sen çok zeki bir çocuksun.'' dedi. ''Bizimle gelirsen çok yararlı olacağına inanıyorum.'' Birden planımız bozulmuştu. Silver beni güvence olarak yanına almış olmalıydı. İki tayfa kollarımdan sıkıca tuttukları için sandaldan çıkamamıştım. Bu çok kötü olmuştu. Karşıt taraflar aslında birbirlerinin niyetlerini açıkça biliyorlardı ama açığa vurmuyorlardı. Gemiyi ele geçiriyorlar. Adaya çıktığımızda onların elinden kurtulmaya, gemiye dönmeye karar verdim. Bir fırsat yakalayıncaya kadar uslu duracaktım. Kıyıya varınca sandalları kayalıklara bağladılar. Adanın içlerine doğru 1 kilometre kadar yol aldık. Çok heyecanlıydım. İlk kez bir adaya çıkıyordum. Keşke daha güvenli koşullarda çıkabilseydim. Eminim ki adada olmaktan büyük bir keyif alırdım. Biraz daha ilerleyince sık ağaçlı bir koruya vardık.
O sırada en arkadan yürüyordum. Birden kendimi bir çalılığın arkasına attım ve ters yönde koşmaya başladım. Bir süre sonra Silver yokluğumu anlamış olmalı ki ''Hey Jim, neredesin?'' diye seslendi. Durup karşılık verecek halim yoktu ya, bacaklarımın tüm gücüyle koşmayı sürdürdüm. O anda tek bir amacım vardı. Korsanlardan önce kıyıya dönmek, gemiye çıkmak. Ne var ki uzun zaman koşmama karşın bir türlü kıyıya ulaşamıyordum. Birden acı gerçekle yüz yüze kaldım. Heyecanla koşarken yönümü şaşırmış olmalıydım. Şimdi ne yapacaktım? Rastgele sağ sola koşmayı sürdürdüm. Gittiğim yönde bir ara ağaçlar arasında bir çıtırtı duydum. Bir insan ya da bir hayvan bana doğru geliyor gibiydi. Gizlenmek için kendimi bir çalının arkasına atacaktım ki geç kaldığımı anladım. Ağaçların arasından çıkan insanla maymun karışımı korkunç bir canavarın bana baktığını gördüm. Bir an için korkuyla gözlerimi kapattım. Açtığımda canavarın bana bakarak gülümsediğini fark ettim. Gülümsemesinin yanında bir de konuşmasın mı? ''Görünüşüme bakıp da aldanma, ben de senin gibi bir insanım, sana zarar vermeyeceğim.'' Şaşkınlıktan ağzım açık kalmıştı. Bir an için ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı bilemedim. Kekelercesine ''Ama sizin görüşünüz.'' diyecek oldum. Görünüşü gerçekten de korkunçtu. Saçı sakalı, bıyığı birbirine karışmıştı. Yüzü kıldan görünmüyordu. Üzerindeki giysiler paramparçaydı. Tırnakları upuzundu. ''Seninle karşılaştığıma çok sevindim. Lütfen sakin ol.'' dedi adam. Yumuşak ve dost sesi kendimi çabuk toparlamamı sağladı. ''Büzüştüğüm yerden doğrulurken sanırım bir gemi kazası sonucu boğulmaktan kurtulup adaya sığındınız.'' dedim. Uzun ve dolaşık saçlarını dalgalandırarak başını iki yana salladı. ''Hayır, kaza falan geçirmedim. Bir geminin çalışanlarından biriydim. Adım Ben Gunn. Arkadaşlarım korsanlık yapmak isteyince onlara karşı çıktım. Beni öldürmediler ama bu ıssız adada bıraktılar. Geminizin adaya yaklaştığını görünce sevinçten kalbim duracaktı neredeyse. Kıyıya doğru koşarken birden kuşkulandım. Ya korsan gemisi ise? Hemen gizlenip izlemeye başladım. İyi ki de öyle yapmışım. Silver'ı görünce sevincim kursağında kaldı. Beni bu adaya bırakan korsanlardan biri de oydu. Sen onlardan biri değilsindir umarım.'' Duraksamadan ''Kesinlikle değilim.'' diye atıldım. ''Bu arada benim adım da Jim Hawkins.'' ''Neler oldu Jim? Anlatır mısın?'' Her şeyi özetleyerek adama anlattıktan sonra da Silver'ın grubundan kaçtım dedim. ''Gemiye ulaşmaya çalışırken yolumu şaşırdım ve seninle karşılaştım. İyi ki de yolumu şaşırmışım, seninle karşılaşmış oldum. Birlikte gemiye gidebiliriz artık.'' Karşılaştığımız için Ben Gunn benden de heyecanlıydı. Tam kıyıya doğru yönelmiştik ki bir top atışı duyduk. Sonra da silahlar patladı. Yüreğim ağzıma geldi. ''Long Silver ve tayfalar isyan başlatmış olmasınlar sakın.'' diye bağırdım korkuyla. Koşarak kıyıya ulaştığımızda korkularımda haklı çıktığımı gördüm. Geminin bayrak direğinde korsanların kuru kafalı bayrakları asılıydı. Beynimden vurulmuşa döndüm. ''Acaba dostlarımıza bir kötülük yapmış olabilirler mi?'' ''Ne yapacağız Bay Gunn?'' dedim ağlamaklı bir sesle. Bay Gunn ciddi bir sesle ''Şu anda gizlenmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.'' diye karşılık verdi. ''Benim barındığım yer buradan epey uzakta. Birkaç yüz metre kuzeyde bir kale kalıntısı var. Şimdilik orada saklanalım. Sonra neler olduğunu öğrenmeye çalışarak duruma göre harekete geçeriz.'' Daha güzel bir önerim yoktu. Ağaçların kayaların aralarından gizlenerek kayaya doğru yola çıktık. Kaleye yaklaştığımızda Gunn birden heyecanlanarak ''O da ne?'' diye bağırdı. Sonra elini ağzına kapatarak ''Tüh'' dedi. ''Gürültü yapmamamız gerekir. Merak etmiştim.'' ''Ne oldu Bay Gunn? Neden heyecanlandınız?'' ''Kalenin surlarında daha önce bayrak yoktu. Şimdi ise İngiliz bayrağı çekilmiş. Karaya çıktıktan sonra siz mi asmıştınız?'' ''Hayır, biz asmadık.'' diye karşılık verdim. ''İngiliz bayrağını korsanlar asmayacağına göre bizimkiler asmış olabilirler. Birden karar verdim. Gizlendiğimiz yerden elimi ağzıma siper ederek ''Hey, kalede kim var?'' diye seslendim. Birkaç saniye sonra surların üstünde Doktor Livesey'i gördü. ''Buradayız Jim, hemen buraya koş.'' Yanımdaki adama dönerek ''Yaşasın, dostlarıma bir şey olmamış.'' dedim. ''Haydi kaleye gidelim.'' Sözümü bitirir bitirmez fırladığım gibi kaleye doğru koşmaya başladım. Kalenin kapısından girerken doktor ve diğerleri bizi karşıladılar. ''Bay Gunn, bunlar dostlarımız.'' diyerek arkama döndüm. ''Bir de ne göreyim, Bay Gunn'un yerinde yerler esmiyor mu?'' Şaşkınlıkla gerilere bakarak seslendim. ''Neredesin Bay Gunn? Dostlar arasındayız, çekinecek bir şey yok.'' Karşılık alamadım. Bizden emin oluncaya kadar aramıza katılmak istemiyordu anlaşılan. Bay Trelawney'i şaşırarak
Baygun da kim?" diye sordu. Onunla karşılaşmamızı ve hakkında bildiklerimi anlattıktan sonra neler oldu diye sordum. Oluşan gelişmeleri Doktor Livesey anlattı. İki sandalla birlikte siz gemiden ayrıldıktan sonra tayfalardan biri geri dönerek senin kaybolduğunu, bulamadıklarını söyledi. Çok üzüldük ve seni arama çalışmalarına katılmak üzere adaya çıktık. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle yanımıza bol silah, cephane ve yiyecek almıştık. İyi ki de öyle yapmışız. Biz gemiden ayrılınca diğerleri gemiyi ele geçirmişler, seni ararken bu kaleyi gördük ve şimdilik buraya yerleşmeye karar verdik. Kale bir yamaçtaydı, duvarları 2 metreden yüksekti. Kalede rakiplerimize karşı kolaylıkla savunma yapabilirdik. Elimizde birkaç gün yetecek kadar yiyeceğimiz vardı. Su yönünden de çok şanslıydık. Kalenin içindeki bir kaynak suyu bize bol bol yetebilirdi. Kalede çatışma. Bundan sonra hiçbirimize rahat bir uyku yoktu. Sürekli olarak tetikte olmak zorundaydık. Gece sırasıyla nöbet tutulacaktı. Kaptan, kalenin köşelerinde mazgalları göstererek savunma planını açıkladı. Kuzeyde 5 mazgal, doğu, batı ve güney köşelerinde ikişer mazgal bulunuyor. Aramızda iş bölümü yaparak kapıyı ve mazgalları tutacağız. Saldıran olursa buralardan rahatlıkla geri püskürtebiliriz. Bay Trelawney, ikinci kaptanla birlikte kuzeydeki mazgalları tutabilirim, dedi. İyi nişancı olduğumdan saldırganların canını okurum. Öyleyse ben de kapıyı tutarım, diye karşılık verdi kaptan. Tayfalara dönerek, Joyce, sen doğudaki mazgalları, Hunter, sen de batıdaki mazgalları kontrol altında tutabilir misin? Diye sordu. Elbette kaptan, diye atıldılar. Doktor gülümseyerek, paylaşıma göre bana da güneydeki mazgallar kaldı, dedi. Bana iş verilmemişti. Sistem edercesine, ben boş mu oturacağım, dedim. Kaptan bana sevgiyle bakarak, çok cesur bir çocuksun Jim, dedi. Sana elbette boş oturmak yakışmaz. Mazgallar arasında gidip gelerek iletişimi sağlayabilirsin. Çatışma sırasında boşalan tüfekleri doldurabilirsin. Evet, bu işleri rahatlıkla yapabilirdim. Kendime güvenim yerine gelmişti. Korsanlardan korkmuyordum. Gelecekleri varsa görecekleri de vardı. Herkes görev yerine dağıldı. Ben kuzey ve güney mazgalları arasında dolaşıyordum. Tam Doktor Livesey'in bulunduğu güney mazgala doğru ilerlerken bir ara kalenin dışına baktığımda yaklaşan iki kişi gördüm. Hemen arkadaşlarımı uyardım. ''Kaleye doğru iki kişi geliyor!'' Bay Trelawney, Kaptan Smollett işaret ettiğim yöne baktı. Bay Trelawney kaşlarını çatarak, ''Silver'la bir arkadaşı geliyor.'' dedi. ''Ellerinde beyaz bayrak olduğuna göre konuşmaya ve bir anlaşma yapmaya geliyor olmalılar.'' Gerçekten de yeterince yaklaşınca Silver uzaktan seslendi. ''Hey kaledekiler, Bay Trelawney, Kaptan Smollett, sizinle konuşmak istiyoruz. Ateş etmeyin sakın, yanınıza geliyorum.'' Silver yanıtımızı beklemedi. Tahte bacağını aldırmadan bir çırpıda bayırı tırmanarak yanımıza ulaştı. Bay Trelawney kaşlarını çatarak ''Sana olan tüm güvenimi boşa çıkardın Silver'' dedi. ''Utanmadan hangi yüzle geldin yanımıza?'' Long Silver bu azarlamayı hiç aldırmadı bile. Alaylı bir gülümsemeyle ''İş başka, dostluk başka Bay Trelawney'' diye karşılık verdi. ''Şunu bilin ki sizlere bir düşmanlığımız yok. Tahmin edebileceğiniz gibi tek bir amacımız var. Kaptan Flint'in servetini ele geçirmek. Haritayı bize verirseniz sizlere dokunmayacağız. Defineyi alıp buradan ayrıldıktan sonra bir gemi göndererek sizi kurtaracağım.'' Kaptan Smollett onun sözlerini ciddiye almadı. ''Yaptıklarınızdan sonra size güvenmemizi nasıl bekleyebilirsiniz?'' Silver alay eder gibi bir gülümsemeyle ''Güvenmekten başka çareniz var mı?'' diye sordu. Kaptan Smollett kararlı bir ses tonuyla karşılık verdi. ''Günlerce yetecek kadar yiyeceğimiz, suyumuz var. Gördüğün gibi silahlarımız ve cephanemiz de bol. Bu kalede kendimizi çok rahatlıkla savunabiliriz. Ben olmadan gemiyi geri götürebileceğinizi de sanmıyorum.'' Long Silver gözlerini kısarak ona baktı ama bir şey söylemedi. Kaptan sözlerini şöyle sürdürdü. ''Aklın varsa sen benim koşulumu yerine getirirsin, adamlarını al ve buraya gelip teslim ol. Size bir şey yapmayacağımıza ve İngiltere'ye geri döndüğümüzde sizi serbest bırakacağıma söz veriyorum.'' Silver birden öfkelenerek ''Koşul ileri sürecek durumda değilsiniz.'' diye bağırdı. ''Önerimi yaptım. Olacaklardan ben sorumlu değilim.'' Aşçı arkadaşıyla birlikte tehditler savurarak gitti. Kaptan Smollett onların arkasından bakarken ''Silver'a bilerek kızdırdım.'' dedi. ''Öfkelenince mantıklı davranamayacak ve ilk fırsatta saldırıya geçecektir. Biraz sonra saldıracaklarına eminim. Hepimiz hazır olalım.'' Hepimiz büyük bir beğeniyle kaptanımıza baktık. Gerçekten de çok geçmeden söyledikleri gerçekleşti. Silver ve adamları ağaçları siper alarak kaleyi kurşun yağmuruna tuttular.
hemen onlara karşılık verdik. Kaptan bir ara yer değiştirirken bir an için açığa çıkınca bacağından vuruldu. İlk saldırıyı başka bir sorun çıkmadan atlatmayı başardık. Doktor kaptanın bacağını sararken tekrar saldırıya geçtiler. 10 kadar tayfa bulundukları yerden çıktılar ve zigzaklar çizerek kaleye doğru koşmaya başladılar. Arkadaşları onları korumak için kesintisiz ateş ediyorlardı. 4 saldırganın cansız bir şekilde yere serilmesine karşın 6 tayfa surların altına kadar sokulmayı başarmıştı. Tayfalar kaleye girebilirlerse bizim için hiç de iyi olmazdı. Bir ara tayfaların başı olan Jen Anderson, Joyce'un bulunduğu mazgala kadar yaklaşarak onu aşağı çekmeyi başardı. Joyce'un acı dolu çığlığı kanımızı dondurmuştu. Şaşkınlığımızdan yararlanan tayfalar kaleden içeri girmeye başladılar. Bu kez onları yaylım ateşine tuttuk. Biri hariç hepsi cansız olarak yerlere serildi. Sağ kalan tayfa paniğe kapılarak kaçıp gitti. Biz Joyce'un ölümü ve kaptanın yaralanmasıyla sonuçlanan bu saldırıyı atlatmıştık. Ama en az 10 saldırganı saf dışı bırakmıştık. Büyük bir zafer kazanmış sayılırdık. Düşmanlarımızın sayısını çok azaltmıştık. Artık denk sayılabilirdik. Kaptan Smollett'in yarısını saran Doktor Livesey, "Yaranız tehlikeli değil kaptan ama en az 10 gün yürüyemezsiniz," dedi. O gün ve gece herhangi bir saldırı daha olmadı. Ertesi gün mazgallarda yerlerimizi alarak beklemeye başladık. Her olasılığa karşı gerekli olabilir diye bana da bir tabanca vermişler, hatta atış çalışmaları yaptırmışlardı. O gün akşama kadar ortalık sakindi. Ne gelen vardı ne giden, ne de saldıran oldu. Bir iki gündür aklıma takılan bir şey vardı. Ben Gunn'u bulup aramıza katmalı mıydım? O adayı hepimizden iyi biliyordu. Korsanlardan kurtulmamıza yardım edebileceğine inanıyordum. Akşam üzeri sis bastırmıştı. Arkadaşlarıma söylemeden kaleden ayrıldım. Söylesem izin vermeyeceklerini biliyordum. Sis görüş alanımı kısaltmıştı. Dikkatle gezindim, araştırdım ama Bay Gunn'un izine rastlayamadım. Ben onu ararken onun kaleye gittiğini nereden bilebilirdim? Gemiyi ele geçirdim. Aramalarımı bitirip geri dönerken yeni bir karar verdim. Gidip gemiyi gözleyebilir, neler olup bittiği hakkında yeni bir şeyler öğrenebilirdim. Bu arada sis dağıldığı için görüş alanım genişlemişti. İskelet Adası'nın iç tarafındaki demir attığımız koya vardığımda denizin çok durgun olduğunu gördüm. Gemi ilk demir attığımız yerde hafifçe sallanıyordu. Gizlenerek birkaç dakika kadar izlemeyi sürdürdüm. Güvertede hiç hareket yoktu. Tam kaleye dönmeyi düşünüyordum ki bir hareketlilik görerek olduğum yerde kala kaldım. Silver'la 7 adamı sandallarla gemiden ayrıldılar. Onların kıyıya çıkacağı noktadan uzak olduğumdan emniyetteydim. Meydana çıkmadıkça beni göremezlerdi. Adam kıyıya çıkıp karaya doğru ilerleyince bu kez gemiye girmeye karar verdim. Gemide bir veya iki tayfa kalmış olmalıydı. Kendime güveniyor ve hiç korkmuyordum. Akşam karanlığını bekleyerek gemiye çıkabilir, tayfaları etkisiz duruma getirebilirdim. Gemi yüzerek gidemeyeceğim kadar uzaktaydı. Bangun'un söz ettiği sandal aklıma geldi. O sandalı bulabilirsem gemiye gidebilirdim. Kıyı boyunca gezinerek sandalı aramaya başladım. Aradan yarım saat kadar geçmişti ki dar bir koyda sandalı buldum. Gemideki sağlam sandallardan çok farklıydı. Yıllar içinde eskimiş, yıpranmıştı. Bir karpuz dilimini andıran bu sandalı yönetmek benim için hiç de kolay olmadı. Durmadan sağa sola dönüyor, yalpalıyordu. Büyük bir uğraştan sonra gemiye yanaşmayı başardım. Sarkan bir halat merdiven yardımıyla sessizce gemiye çıktım. Güverteye göz atınca iki tayfanın bir köşede uyukladıklarını fark ettim. Onları tanımıştım. Hans ve O'Brien'di. Yanlarındaki boş içki şişelerini görünce rahatladım. Adamlar kör kütük sarhoşlardı belli ki. Sessizce kaptan köşkünü, kameraları ve mutfağı araştırdım. Anladığım kadarıyla gemide iki sarhoştan başkası yoktu. Büyük bir riski göze alarak tabancamı onlara doğrulttum. Sert bir sesle "Çabuk ayağa kalkın!" diye bağırdım. Tayfalar gözlerini güçlükle açıp doğrulurlarken Hans şaşkınlıkla "Jim, ne istiyorsun bizden?" dedi. "Çabuk kalkın ve önüme düşün." O'Brien elini belindeki silahı atarken "Sen de nereden çıktın be çocuk?" diye bağırdı. Silahını çıkarır çıkarmaz bana doğrultunca tabancamın tetiğine basmakta duraksamadım. O'Brien çığlık atarak sırt üstü yere devrildi. Hans cansız yatan arkadaşına bir göz attıktan sonra korkuyla bana bakarak "Sakin ol Jim," dedi yalvarır gibi bir sesle. "Ne istiyorsun benden?" Kararlılığımı gösteren bir ses tonuyla "Gemiyi buradan hareket ettirip başka bir koya götürürsen sana bir zarar vermem," dedim. "Üstelik bana yardımcı olduğun için bağışlanmanı sağlarım."
Adam gözlerini tabancamın hala duman çıkan namlusuna dikmişti. Korkuyla, ''Nasıl istersen Jim, elimden geleni yaparım.'' diye karşılık verdi. Silver ve arkadaşları gelmeden önce gemiyi uzaktaki bir koya demirlemek istiyordum. Onlar gemiyi bulamadan arkadaşlarıma ulaşabilirdim. İsyancılardan önce gemiye ulaşabilirdik diye düşünüyordum. Hans, tabancamın tehdidi altında demirin bağlı olduğu çarkı güçlükle döndürdü. Demiri sudan birkaç santim üstte çıkarınca ''Tamam'' dedim. ''Demiri öyle sabit bırak, şimdi dümene geç.'' O dümene geçerken boşta kalan gemi yavaş yavaş yalpalayarak ilerlemeye başladı. Hareketi neredeyse fark edilemeyecek kadar yavaştı. Hans güçlükle de olsa geminin burnunu batıya çevirmeyi başardı. Sonunda başka bir koya girmeyi başarmıştık. Heyecanla demir atacak uygun bir yer araştırırken omzumda keskin bir acı duyumsadım. Hans çevreye bakmamdan yararlanarak hançerini fırlatmış, omzuma saplamayı başarmıştı. Acıyla haykırırken tabancayı düşürmüştüm. Hans bir zafer narası atarak elindeki bıçakla üzerime doğru koştu. Ölümle burun burunaydım. Canımın yanmasını aldırmadan yere atladım ve tabancayı kaptığım gibi Hans'a doğrultup tetiğe bastım. Hans göğsünü tutarak yere yığıldı. Ona zarar verdiğim için çok üzülmüştüm. Ama yapabileceğim başka bir şey yoktu. Gömleğimi çıkarıp yarama baktım. Derin ve tehlikeli değildi. Hançer derimi çizip kopararak geçmişti. Sıyrık basitti. Ama acısı çok büyüktü. Gömleğimi yırtıp yaramı güçlükle sardım. Gemi bu arada başıboş bir şekilde ilerleyip koya girmiş, kumlara saplanmıştı. Keşke biraz açıkta kalıp demir atsak daha iyi olacaktı. Ama bu da hiç yoktan iyiydi. Korsanlar kaleyi ele geçirmiş. Mutlu bir şekilde gemiyi terk edip kalenin yolunu tuttum. Yaptığım işleri diğerlerine anlatmak için sabırsızlanıyordum. İzinsiz ayrılmam nedeniyle kızacaklarını biliyordum. Ama büyük başarım nedeniyle bağışlanacak ve kutlanacaktım. Kaleden içeri girerken Silver'ın ''Hey Jim, olduğun yerde kal!'' diye bağırmasıyla olduğum yerde kala kaldım. ''Tamam, şimdi silahını at ve bana doğru yaklaş.'' Tabancamı atıp ona doğru yürüdüm. Korsanlar kaleyi ele geçirmişlerdi. Bu açıkça ortadaydı. Acaba arkadaşlarıma bir kötülük yapmışlar mıydı? İçimi büyük bir korku kaplamıştı. Duvar dibinde yaralı 6 tayfanın inlediğini gördüm. İçlerinden biri bana nefretle bakarak ''Silver, şu bacaksızı gebert hemen!'' diye seslendi. Yaşamımın sonuna mı gelmiştim yoksa? Korkuyla titredim. ''Kesin sesinizi!'' diye bağırdı Silver. ''Durmadan kan dökülüyor. Çocuğun bize bir zararı olacağını sanmıyorum. Unutmayın, sizin lideriniz benim. Ne dersem o olur.'' Başka bir tayfa ona nefretle bakarak ''Hayır Silver, artık seni lider olarak kabul etmiyoruz!'' diye bağırdı. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. İşlerimiz senin yüzünden berbat oldu. Evet diye bağırdı başka biri. Senin yumuşak başlılığın yüzünden arkadaşlarımızın çoğu öldü. Biz yaralandık. Bunlar olmamış gibi bir de arkadaşlarımızın katillerini serbest bırakmanı nasıl bağışlayabiliriz? Neler duyuyordum böyle? Silver gibi acımasız bir katil olarak bildiğim adam yumuşak biriydi ha? Hem de arkadaşlarımı serbest bırakacak kadar. Bu nasıl olurdu ama? Silver bana bir göz attıktan sonra arkadaşlarına bakarak ''Adaya gelişimizin tek bir amacı vardı, defineyi ele geçirip zengin olmak.'' dedi. ''Evet, bazı arkadaşlarımız öldü. Bunun böyle olmasını istemezdim. Şu anda bizler sağız ve üstünlük bizde. Güç birliği yaparsak defineyi bulabiliriz.'' dedi ve kararlı bir sesle devam etti. ''Ben ne diyorsam o olur. Bu çocuğun kılına dokunmaya kalkan beni karşısında bulur. Bu yolculuğa çıkarkenki amacımız doğrultusunda Flint'in de definesini ele geçirecek ve sağ salim evlerimize döneceğiz. Arkadaşlarımızdan bazılarını kaybettik. Bunun için üzgünüm ama en azından biz defineyi bulmayı başarabiliriz. Hem de şu harita sayesinde. Bu arada Silver'a yeterince yaklaşmıştım. Merakla cebinden çıkarıp açarak havada dalgalandırdığı haritaya baktım. Gerçekten de definenin yerini gösteren haritaydı. Tayfalar yeni bir umutla yaralarını aldırmadan yerlerinden doğruldular. Birden zengin olmuş gibi mutlu olmuşlardı. İçlerinden biri, ''Peki Silver, liderimiz yine sensin. Nasıl istersen öyle davranacağız.'' dedi. Korsanlar arasındaki gergin hava dağılmıştı. Silver daha yumuşak bir ses tonuyla, ''Tamam arkadaşlar.'' dedi. ''Önce karnımızı doyuralım. Dinlenip gücümüzü topladıktan sonra define avına çıkarız.'' O gecenin erken saatlerinde bir köşedeki ottan oluşturduğum döşeğimin üstünde kıvrıldım. Gözlerimi kapatmama karşın hemen uyuyamadım. Uzun zaman sağa sola dönüp durdum. Bir yandan annemi, evimizdeki sıcacık ortamı, yumuşak yatağımı düşünürken, diğer yandan Doktor Lewis'i
ve öbür arkadaşlarımı düşünmeden edemiyordum. Nasıl olmuş da korsanlara yenilmişlerdi? Acaba şu anda neredeydiler? Ne düşünüyorlar? Ne yapıyorlardı? Korsanlara karşı yeniden harekete geçecekler miydi? Beynimde onlarca soru cirit atıyordu. Bir süre sonra yanıma birinin yaklaştığını fark ettim. Gözlerimi açıp baktığımda Silver'ı gördüm. Adam gelip yanıma çöktü. Yumuşak bir ses tonuyla ''Jim, gözlerine uyku girmiyor değil mi?'' dedi. ''Bana gençlik yıllarımı anımsatıyorsun. Senin yaşlarındayken ben de senin gibi çok cesur bir çocuktum. Gözümü budaktan sakınmazdım.'' Bakışlarımı kaçırıp pırıl pırıl parlayan yıldızlara diktim. Adam kendi kendine konuşur gibi konuşmasını sürdürdü. ''Yoksul yaşamaktan bıktım, usandım. Denizlerde koştururken sol bacağımı yitirdim. Yaşlılığımda kendime güvenceli bir yaşam sağlayabilmek için Kaptan Flint'in servetini ele geçirmek zorundaydım. Aslında defineyi bulduktan sonra hepinizi serbest bırakacaktım.'' Başımı döndürüp bakışlarımı adamın gözlerine dikerek ''Onlara ne yaptınız?'' diye sordum. ''Şu anda neredeler?'' Arkadaşlarımla bir anlaşma yaptık. Canlarını kurtarmaları karşılığında haritayı bize vererek kaleden ayrıldılar. Ama ayrılmadan önce Doktor Luvesey yaralı arkadaşlarımın yaralarını sardı. Hatta yaralarını pansuman etmek için sabah tekrar geleceğini söyledi. Büyük bir şaşkınlık içindeydim. Kaleye gelip de Silver'ı karşımda bulduğumda bir katliam yaşandığını düşünmüştüm. Bu nasıl işte anlayamıyordum. Ortalıkta hem düşmanca hem insancı ilişkiler vardı. Bir yandan vurup öldürmeler, yaralamalar, diğer yandan yaralanan kişileri iyileştirme çabaları. Sabah Doktor Luvesey'i tekrar görecek olmamdan büyük bir mutluluk duymuştum. Onların ne durumda olduklarını öğrenmeye can atıyordum. Bir ara konuyu değiştirerek, ''Bay Silver, geceyi geçirmek için neden gemiye gitmediniz?'' diye sordum. Silver kaşlarını çatarak, ''Gitmez olur muyuz?'' diye karşılık verdi. ''Gittik ama gemiyi bıraktığımız koyda yoktu. Hans ile O'Brien'i gemide bırakmıştık. Kalleşlik yaparak bizi burada bırakıp kaçmışlar sanırım. Ama aklım almıyor. İki kişi gemiyi yöneterek koca okyanusu geçemezler ki. Bunda bir iş var ama ne?'' Adama yaptığım işleri söyleseydim herhalde o anda canımı alırdı. Bu kez gemi olmadığına göre adadan nasıl kurtulacaksınız peki diye sordum. Silver dudaklarını büktü. ''Hele defineyi bularak amacımıza ulaşalım. Adadan kurtulmanın bir yolunu buluruz nasıl olsa. Onun için önemli olan Kaptan Flint'in servetini ele geçirmekti. Adadan kurtulma konusunda büyük kaygıları yoktu. Nasıl olsa bir şekilde kurtulacağı konusunda kendine güveniyor olmalıydı. Sözümü tutuyorum. Sabah güneş ışınlarının gözümü kamaştırmasıyla uyandım. Silver ve arkadaşlarının çoktan uyanmış ve kocaman bir ateş yakmış olduklarını gördüm. Gece boyunca üşüdüğüm için ısınabilmek için otların arasına gömülmeye çalışmıştım. Ateşi görür görmez ısınabilmek için yerimden fırladım. Gürül gürül yanan ateşin karşısında ısınırken tayfalardan birinin şöyle bağırdığını duydum. ''Hey, bakın, doktor geliyor.'' Doktoru karşılamak için büyük bir heyecanla yerimden fırladıysam da bir tayfa önüme geçip beni durdurdu. Doktor yaklaşırken Silver ona doğru birkaç adım atarak ''Bay Luvesey, geleceğinizi ummuyordum doğrusu.'' dedi. ''Bakın, size bir sürprizim var. Küçük konuğumuzu görünce çok şaşıracaksınız.'' Doktor bizden tarafa dikkatlice bakınca heyecanla ''Jim burada mı yoksa?'' diye bağırdı. Birden ortaya çıkarak ''Merhaba Bay Luvesey'' diye seslendim. Doktor büyük bir sevinçle bana doğru koştu. Silver önüne geçerek ''Doktor, siz daha iyi bilirsiniz ki görev her şeyden önce gelir. Ancak arkadaşlarımın muayenesini yaptıktan sonra çocukla görüşebilirsiniz.'' Doktor önce onun istediğini yerine getirdi. Muayene ve pansuman işini bitirince benim yanıma gelerek ''Seni gördüğüme çok sevindim Jim'' dedi. ''Gel şu ileride oturup konuşalım.'' Tayfalardan biri buna itiraz etti. ''Olmaz, çocuk uzaklaşınca kaçıp gidebilir.'' Bunun üzerine Silver bana dönerek ''Duydun'' dedi. ''Kaçmayacağına söz verirsen baş başa görüşmenize izin veririm.'' ''Söz veriyorum.'' diye atıldım. Doktorla birlikte kalenin dışındaki bir ağacın altında oturduk. Silver arkamızdan gelerek ''Bay Luvesey, çocuğun yaşamını kurtarabilmek için dün gece adamlarımla karşı karşıya geldim. Jim'i koruyacağım derken neredeyse beni liderlikten çıkarıp onunla birlikte öldüreceklerdi. Anlayacağınız, ben olmasaydım Jim şu anda yaşıyor olmayacaktı.'' Doktor bana dönerek ''Doğru mu söylüyor Jim?'' diye sordu. ''Doğru efendim. Tayfalar beni öldürmek istedi. Yaşamımı Bay Silver'a borçluyum.'' Long Silver, ''Doktor Luvesey, eğer yakalanacak olursam bu iyiliğimi göz önüne alıp beni idamdan kurtaracağınızı umarım.'' dedi. ''Anlamıştım. Doktor aynı zamanda yargıç olduğundan korsanların başı kendini şimdiden kurtarmaya çalışıyordu.
Doktor bir şeyler söylemek üzereydi ki Silver iki tayfanın oraya yaklaştığını görerek ''Neyse ben gitmeliyim'' dedi ve hızlı kaleye gitti. Baş başa kaldığımızda Doktor Livesey hemen yerinden doğrulurken ''Jim, seni onlarla yalnız bırakamam, hemen kaçalım'' dedi. Başımı keskin bir tavırla iki yana sallarken ''Eğer kaçarsam verdiğim sözü tutmamış olurum efendim'' dedim. Üstelik kaçtığımda tayfalar Bay Silver'ı acımadan öldürürler. Doktor bana beğeniyle bakarken ''Korkusuz olduğun kadar da iyi yürekli bir çocuksun'' dedi. ''Başka bir zaman fırsatını bulursan kaçabilirsin. Sürekli sizi izleyeceğiz. En küçük bir tehlike sizinlediğimizde yardımına koşacağımızı bil ve rahat ol.'' ''Teşekkür ederim efendim.'' ''Söyler misin Jim, bizden ayrılarak nereye gitmiştin?'' Ona her şeyi anlattım. Doktor gemiyi başka koya götürdüğümü öğrenince büyük bir şaşkınlıkla ''Gerçekten de farklı bir çocuksun'' dedi. ''Çok beceriklisin. Hemen kaptanı ve değerlerini alıp gemiye götürürüm. Yaralı kaptanı gemiye yerleştirdikten sonra sizi izlemeye devam ederiz.'' Bir süre sonra Silver konuşmayı uzattığımızı görünce yanımıza gelerek ''Tayfalar sabırsızlanıyorlar, bu kadar görüşme yeter.'' dedi. Doktor benimle vedalaştıktan sonra Silver'a dönerek ''Jim'e olan davranışlarınızı arkadaşlarıma da anlatacağım'' dedi. Long Silver ağzı kulaklarına vararak ''Buna çok memnun olurum doktor'' dedi. ''Gözünüzün arkası arkada kalmasın. Jim her zaman korumam altında olacaktır.'' Doktor Livesey ''Peki öyleyse, hoşça kalın'' dedi ve hızla yürüyerek ağaçların arasında kayboldu. Define peşinde. Doktorun ayrılışından sonra korsanlar baş başa verdiler. Silver haritayı düz bir taşın üzerine açtı. Parmağını bir noktaya bastırarak ''Define'nin gömülü olduğu yer bulunduğumuz yere göre ters bir yönde'' dedi. ''Yürüyerek gitmeye kalkarsak zaman yitirir hem de çok yoruluruz. En iyisi sandalla denizden gitmek. Diğer yanda karaya çıktığımızda az bir yürüme yolumuz kalır.'' Tayfalar altınlar karşındaymış gibi heyecana kapılarak bağırıştılar. ''Öyleyse hemen yola çıkalım.'' Kaleden ayrılıp kıyıya indik. Sandallara binerek denize açıldık. Benim dışımda hepsi çok mutluydu. Aklım arkadaşlarımda olduğundan ben çok huzursuzdum. Kıyıdan 200 metre kadar açıkta kıyıya paralel doğru ilerliyorduk. Geminin kumlara gömüldüğü koya varınca yüreğim ağzıma geldi. Silver birden karşında gemiyi görünce ''Demek arkadaşlarımız bizi bırakıp kaçmamış'' dedi. ''Bay Trelawney ve arkadaşları gemiyi ele geçirmiş olmalılar. Neyse, gemi şimdilik onların elinde kalsın. Nasıl olsa Jim bizim elimizde. Çocuğu bırakıp da adadan ayrılacaklarını sanmıyorum.'' ''Doğru,'' dedi tayfalardan biri. ''Define'yi bulduktan sonra bir yolunu bulup gemiyi de ele geçirebiliriz.'' ''Onların hiçbirini sağ bırakamayız,'' dedi başka bir tayfa. Tüylerim diken diken oldu. Tayfaların niyeti gerçekten de çok kötüydü. Kıyı boyunca bir saat kadar yol aldıktan sonra Dürbün Dağı'nı gördük. Dağdan gelen bir dere ağzından karaya çıktık. Tayfalar yanlarına kazma kürek gibi araçları almıştı. Silver elindeki haritaya bakarak önde gidiyordu. Ben ortalarda bir yerdeydim. Belimi bir ipe bağlamışlardı. İpin ucu bir tayfanın elindeydi. Bu beni çok üzüyordu. Ama şu anda yapabileceğim bir şey yoktu. İlk fırsatta kaçmakta kararlıydım. Önümüze dik bir yamaç çıktı. Tırmanırken soluk soluğa kaldık. Güçlükle yarım mil kadar tırmandıktan sonra iskeletleri gördük. Long Silver iskeletlere bakarak ''Bunlar Kaptan Flint'in tayfaları olmalı'' dedi. O gün son anda gemiye binmekten kurtulmuştum. Şimdi çok şanslı olduğumu daha iyi anlıyorum. Kaptan Flint 6 tayfayla birlikte denize açılmıştı. Gidiş o gidiş. Onlardan bir daha haber alınamamıştı. Sonradan her şeyi anlamıştım. Şimdi daha da iyi anladım. Kaptan Flint Define'yi gömdükten sonra tanık bırakmamak için hepsini öldürmüş ve adadan ayrılmış olmalı. Brrr, Kaptan Flint yaşasaydı şu anda korkudan titriyor olurduk dedi bir tayfa. Başka bir tayfa omuzlarını içe doğru çekerek ''Onun öldüğünü bilmeme karşın ödüm patlıyor.'' dedi. Silver'ı izleyerek yolculuğumuzu sürdürdük. Sonunda düz bir alana ulaştığımızda karşımıza bir koruluk çıktı. Silver ellerini ovuşturarak ''Haritaya göre Define bu koruluğun içerisinde bulunuyor.'' dedi. ''Haydi bakalım kazmaya, küreğe sarılın.'' Tayfalar kazmalarıyla kürekleriyle işaret edilen yere atıldılar. Ne var ki onları büyük bir düş kırıklığı bekliyordu. Define'nin olması gereken yerde geniş bir çukur açılmıştı. Dipteki otlara bakarak çukurun çok önceden açıldığını anladılar. Üstelik çukurda ve çevrede kırılmış tahta parçaları ve yer yer paslanmış kazmalar, kürekler vardı. Tayfalar büyük bir öfkeye kapılarak ''Silver, şu haritaya daha dikkatli bak!'' diye bağırdılar. ''Define'nin burada gömülü olduğundan emin misin?'' Silver onlara tehdit eder gibi bir bakış attıktan sonra yerdeki bir tahta parçasını işaret ederek
''Bakın şunun üzerine, Valrus yazılmış.'' dedi. Bu, Kaptan Flint'in gemisinin adıydı. Anlaşılan şu ki, bizden önce birileri gelip defineyi ele geçirmişler. George Mary adındaki tayfa dişlerini gıcırtatarak, ''Eğer defineyi doktor ve arkadaşları aldıysa başlarına gelecek var.'' diye bağırdı. ''Onları dünyaya geldiklerine pişman edeceğim.'' Silver çukuru kaplayan otları göstererek, ''Aptalca düşünme Mary.'' dedi. ''Kör müsün? Çukurun içinde otlar büyümüş. Definenin çok önceden çıkarıldığı anlaşılıyor.'' Morgan adındaki tayfa yumruklarını sıkarak, ''Silver, sana güvenerek bunca yol teptik.'' diye bağırdı. ''Tüm zahmetlerimiz boşa çıktı. Bunun cezasını çekeceksin.'' Diğer bir tayfa bunu fırsat bilip arkadaşlarına şöyle dedi. ''Bu tek bacaklı morukla çocuğu gebertip bu çukura gömmeyi öneriyorum. Ancak böyle yaparsak içim rahat edecek.'' Arkadaşları ona hak verdi. ''Evet, gömelim onları.'' diye bağırıştılar. Silver tahta bacağını geriye atarak avının üzerine atlamaya hazır vahşi bir hayvan gibi bir duruş aldı. Gözlerinde en küçük korku yoktu. Farkında olmadan ona hayranlık duydum. Tayfalar silahlarını bize doğrultmuşlardı ki ağaçların arkalarından ateş edildi. Tayfalardan biri acı bir çığlık atarak yere yığılırken diğerleri tabanlara yağlayıp ters yöndeki ağaçlar arasına kayboldular. Merakla ateş edilen yere bakarken birden doktorun sesi duyuldu. ''Hey Silver, sen de silahını at.'' Silver silahını yere atarken ben büyük bir sevinçle ''Doktor!'' diye bağırdım. Doktor Livesey ve arkadaşları ağaçların arasından çıkarak bize doğru geldiler. Koşarak gidip doktora sarıldım. Doktor sevgiyle saçlarımı okşarken ''Nasılsın Jim?'' diye sordu. ''İyiyim, sizi görünce daha iyi oldum.'' Bay Trelawney elini bana uzatırken ''Seni iyi gördüğüme sevindim cesur delikanlı.'' dedi. Uzanan eli coşkuyla sıktım. ''Teşekkür ederim efendim, çok iyiyim. Hepinizi iyi gördüğüme çok sevindim.'' Dostlarımın yanında tanımadığım bir adam vardı. Adam kendisine dikkatli baktığımı görünce ''Beni tanımamakta haklısın Jim.'' dedi. İlk karşılaştığımızda saçım sakalım birbirine karışmıştı. Giysilerim lime limeydi. "Aa!" diye bağırdım. "Siz Bay Gunn'sunuz." "Evet, ben Gunn." Tanınmayacak kadar değişmişti. Sakalını kesmiş, saçlarını kısaltmış, temiz giysiler giymişti. Onu Silver da tanımıştı ama hiçbir tepki göstermemişti. Bay Trelawney, Silver'ın hareketini kısıtlamak için sağ kolunu vücuduna bağladı. Koltuk değneği kullanılabilmesi için sol kolunu serbest bırakmıştı. Hep birlikte odadan ayrıldık. Ben Gunn yolda her şeyi anlatarak merakımı giderdi. Korsanlar tarafından adaya bırakıldığımda iskeletleri görmüştüm. Kaptan Flint'in adamlarının iskeletleri olduğunu tahmin ettim. Uzun araştırmalar sonunda defineyi bulmayı başardım. Defineyi parça parça çıkararak kaldığım mağaraya taşıdım. Adadan bir kurtuluş yolu arayıp duruyordum. Sonunda seninle karşılaştım. Seni görmek ve arkadaşlarınla tanışmak için kaleye geldiğimde senin kaleden ayrıldığını öğrendim. Defineden arkadaşlarına söz ettim. Doktor Livesey araya girerek, ''Nasıl olsa define emin ellerdeydi. Bu nedenle rahatlıkla haritayı Silver'a verdim.'' Bizi ilgiyle dinleyen Silver birden patladı. ''Define çıkmadığı için az kalsın beni öldüreceklerdi. Yaptığınız tam bir kalleşlik.'' Doktor kaşlarını çatarak, ''Bay Silver, söylediklerinizi kulağınız duysun.'' dedi. ''Kötü adamları iyi tayfa diye yutturarak bize tuzak kurdunuz. Birçok insanın ölmesine neden oldunuz. Şimdi söyleyin bakalım asıl kalleş kimmiş? Tüm bu yaptıklarınıza karşın Jim'e iyi davrandığınız için verdiğim sözde duracak, seni asılmaktan kurtarmaya çalışacağım.'' Doktor bakışlarını Silver'dan ayırıp beni bilgilendirmeyi sürdürdü. Kaptan Smollett çatışmada yaralanınca bir sedye yaparak onu Bay Gunn'un mağarasına taşıdık. Ertesi gün kaleye geldiğimde senden geminin yerini öğrenince işimiz çok kolaylaşmıştı. Hep birlikte gemiye gittik. Ben Gunn gülümseyerek, ''Bay Silver'ın haritayı izleyerek sizi definenin bulunduğu yere götüreceğini bildiğimiz için önceden gelip burada yerimizi aldık. Tayfalar sizi öldürmek isteyince ortaya çıktık. Büyük bir mutlulukla tam zamanında ortaya çıktınız.'' dedim. ''Ne yalan söyleyeyim, sonumun geldiğine inanmıştım.'' Doktor Livesey ona sevgiyle bakarken, ''Ah sevgili yavrum, seni onlara bırakır mıydım hiç?'' dedi. Elimi onun beline atarak yürümeye başladım. O da bir elini omzuma attı. Saatler sonra gemiye ulaştığımızda Kaptan Smollett ve ikinci kaptan bizi büyük bir sevinçle karşıladılar. Sapasağlam dönüşümüze çok sevindiler. Olup bitenleri onlara anlatırken ilgiyle merakla dinlediler. O gece geç saatlere kadar şarkılar söyleyerek, anılarımızı anlatarak eğlendik. Ertesi gün kahvaltıdan sonra Bengu'nun 2 saat uzaklıktaki mağarasına gittik. Bir köşeye yığılmış altın külçelerini, değerli mücevherleri görünce aklım karmakarışık oldu.
İnsanlar bunlar için birbirlerini öldürüyorlardı. Buna değer miydi hiç diye düşünmeden edemedim. Bu ölüm kokan defineyi gemiye ancak 2 günde taşıyabildik. Adadan ayrılıyoruz. Aklımız kaçarak elimizden kurtulan 3 korsandaydı. Onlar adadaki varlığı, huzurumuzu kaçırıyordu. Her an üzerimize bir yerlerden ateş açılacağı tedirginliği içindeydik. Dikkati bir an bile elden bırakmıyorduk. Gemide sabaha kadar sırayla nöbet tutarak uyuyorduk. Adadan ayrılmak için hazırlık yapıyorduk. Fıçıları taze suyla dolduruyor, adadaki bulabildiğimiz meyveleri depoluyorduk. 3. günü hazırlıklarımı bitirmiş, son olarak adada bir gezintiye çıkmıştık. Dikkatle yürürken büyük bir kayanın arkasından gelen iniltiler duyduk. Doktor Livesey, iniltiler kaçan tayfalardan geliyor olabilir dedi. Eğer yaralıysalar yardıma gereksinimleri var demektir. Onlar bu durumda bırakıp gidemeyiz. Bay Trelawney kaşlarını çatarak, çok iyi niyetlisiniz Bay Livesey dedi. Bir de işin diğer yönünü düşünün. Adamlar İngiltere'ye götürdüğümüzde asılacaklarını bildiklerinden bizimle gelmek istemeyeceklerdir. Onlara yaklaştığımızda bizi kurşun yağmuruna tutacaklarına eminim. Adada kalırlarsa kendi olanaklarıyla yaşamda kalırlar hiç olmazsa. Onlara çok gereksinim duyabilecekleri araç gereçleri bırakarak yeterince iyilik yapmış oluruz bence. Bu açıklama doktora da bize de mantıklı geldi. Bunun üzerine sahilde onların kolayca görebilecekleri bir yere bol bol barut, kurşun, ilaç, giysi, balta, bıçak gibi araç gereç bıraktık. Şimdi geriye bir sorun kalıyordu. Hem de büyük bir sorun. O akşam hep bir aradayken üzgün bir sesle ''Ne yazık ki geminin kuma saplanmasına engel olamadım.'' dedim. ''Koskoca gemiyi kumsaldan nasıl kurtaracağız?'' Arkadaşlarımın da en az benim kadar üzgün ve telaşlı olacaklarını sanıyordum. Tümünün de oldukça rahat olduğunu görünce şaşırdım. Kaptan Smollett gülümseyerek ''İçin rahat olsun Jim.'' dedi. ''Sular yükseldiğinde gemi kumlardan kurtulacak ve bizim yönetimimize girecektir.'' Birden ben de onlar gibi rahatladım. Sevinçle ''Peki ama ne zaman?'' diye sordum. ''Hesaplarımda bir hata yoksa yarın adadan gideceğiz.'' Ertesi günü sabırsızlıkla bekledim. Sabah uyanır uyanmaz kameramın penceresine koştum. Suda hiçbir değişiklik olmamıştı. Akşama kadar da olmadı. Aynı düzeyini koruyordu. Kaptanın tahmini gerçekleşmeyecek miydi acaba? O gece yatağıma oldukça sıkıntılı girdim. Rüyamda suların yükseldiğini, geminin derin sulara çekildiğini, çok geçmeden fındık kabuğu gibi sallandığını gördüm. Sabah uyandığımda henüz yataktan çıkmadan geminin nazlı nazlı sallandığını fark ettim. Heyecanla pencereye koştuğumda suların yükseldiğini, geminin denizin iç kısımlarına doğru sürüklendiğini anladım. Heyecanla bağırmaya başladım. ''Hey, hey, kalkın! Kurtulduk! Artık evimize doğru yola çıkabiliriz!'' Herkes yatağından fırladı. Hepimizi yepyeni bir heyecan sarmıştı. Kahvaltı bile yapmadan harekete geçtik. Yeteri kadar tayfa olmadığı için hepimize yoğun iş düşüyordu. Kaptan tam iyileşememişti. Oturduğu yerden emirler yağdırıyor, bizi yönlendiriyordu. Yola çıktığımız ilk günün sonunda ayakta duramayacak kadar halsiz düşmüştük. 3 gün boyunca kesintisiz bir yolculuk yaptık. Sadece kısa süren hafif bir fırtınanın dışında hava çok güzeldi. 4. gün öğleden sonra bir karaya karşılaştık. Dinlenmek ve gereksinimlerimizi giderebilmek için bir limanda demir attık. Doktor Livesey, Bay Trelawney ve ben alışveriş yapmak için çarşıya uğradık. 1 saat sonra döndüğümüzde Silver'ın bir miktar altın çalarak kaçtığını öğrendik. Onun yardım almadan kaçması olanaksızdı. Kimin yardım ettiğini tahmin ederek olayın üzerinde fazla durmadık. Onun kaçmasına yardım eden Ben Gunn olmalıydı. İlk karşılaştığımız gün onun Silver'la tanıştığını ve ondan çekinerek uzak durduğunu öğrenmiştim. Sonra da Bay Gunn'dan öğrendiğim kadarıyla 2 adam bir zamanlar aynı görevde görev yapmışlar. O günlerin hatırına Ben Gunn, Silver'ın asılma olasılığının göz önüne alarak kaçmasına yardım etmişti sanırım. Long Silver'ın kaçıp kurtulmasına sevinmiştim aslında. Bana sevgi göstermiş, hatta arkadaşlarının beni öldürmelerine engel olmuştu. Halen yaşıyor olmamı ona borçluydum ve hep minnet duyacaktım. Limandan 5 tayfa tuttuktan sonra yola devam ettik. Bristol'a ulaştığımızda çok mutluydum. Çok kısa süre sonra canım anneme kavuşacaktım. Bundan sonraki yaşamında onu rahat ettirebileceğimin müjdesini vermek için sabırsızlanıyordum. Geri döndüğümüz haberini alan Doktor Livesey ve Bay Trelawney arkadaşları limana doldurmuşlardı. Bazıları geç kaldığımızı görünce bizi aramaya çıkmaya çalışıyorlarmış. Bizi sapasağlam karşılarında bulunca çok mutlu olmuşlardı. Henüz Bristol'e ulaşmadan önce defineyi aramızda paylaşmıştık zaten. Payıma düşeni aldıktan sonra
bir araba tutarak hanın yolunu tuttum. Annem beni görünce büyük bir sevinçle boynuma sarılarak mutluluk gözyaşları içinde beni öpüp kokladı. Artık geçim sıkıntımız kalmamıştı. Çok paramız vardı ama sade bir yaşam sürdürmeyi yeğlemiştik. Babamın anısını yaşatmak için Admira, Benbow Hanı'nı onarıp yeniden düzenleyerek işletmeye sürdük. Doktor Levese ile dostluğumuz hiç eksilmedi. Onunla birlikte zaman zaman Bay Trelawney'in ziyaretine gittim. Bay Trelawney de arada bir hana uğrayarak bizi onurlandırıyordu. Define peşindeki serüvenimi hana gelenlere anlatıyordum. Anlattıklarım kulaktan kulağa yayılmıştı. Sırf serüvenimi dinlemek için bile hana gelenler oluyordu. Bu sayede pek çok dost edinmiştim. Babama özlemimize rağmen annemle birlikte handa uzun yıllar birlikte mutlu bir yaşam sürdürdük. Serüvenimi dinlemek isteyenlere öykümü bıkmadan anlattım. Umarım bu öykümü siz de beğenmişsinizdir. Ben Jim.